Ama baksana. Limonlu çay arkadaşlar, tavsiye ediyorum. Çok içmeyin, mide çeperinizi delebilirmiş. Az içmeyin, C vitamini eksikliği. A**ına koyayım, zaten bu faydalı olan şeylerin hiçbirini anlayamadım ben ya. Telefonumda o kadar çok mesaj, o kadar çok DM var ki, sağlık çalışanlarından bildirimleri de açtım. Sağlık çalışanlarından, market çalışanlarından, işçilerden o kadar çok mesaj alıyorum ki. Pinch'in bu bölümünde evdeyiz. Hıh değil. Sakın ha. Ses çıkartma. Oğlum aynı anda hem Berk hem Emir. Yok s**t Emir olma. Aynı anda hem Berk hem Turan olsan, hem Ezgi hem Şeyma hem Remzi olman gerekiyor. Ve diğerleri gibi olman gerekiyor. Aynı anda bunu yapabileceksen beni alkışlayıp hu hu yap. Pinch başlıyor. Bu ne lan? Tek başıma anlatacağım. Kafayı yedik. Kafayı yememiz çok normal. Zaten hep söylüyorum, hani Mars'ta yaşamıyorsanız ve dünyada ikamet ediyorsanız kafayı yemeniz normal. Yepyeni bir çağın başlangıcını izliyoruz. Çok garip. Bunun bize bırakacağı travmalar, halen şu anda üzerimizde olan travmalar tabii ki konuşulur. Saatlerce konuşulur, günlerce konuşulur. Ama değişime ne kadar ayak uydurabileceğimiz konuşulmalı bence artık. Çünkü maalesef biz her konuyu memleketçe iş işten geçince konuşuyoruz. Ama ilk defa acaba oturup hep beraber yarın ne bok yiyeceğimizi mi konuşsak? Çünkü sanırım bu çok daha önemli. Sanayi devrimi gibi işte. Rönesans gibi. Öyle farklı, öyle majör bir şey yaşıyoruz artık. İnsanlar dijitale çevirdiler kafalarını. Dijitale zaten birçok kafa çevrilmiş durumdaydı. Bu yüzden bizim gibi insanlar türedi buralarda, ama bu sefer konu çok daha başka. Bu sefer burada ayakta kalabilen insanlar sizlerin maaşı, evinizin kirasını, faturalarınızı düşünürken dur kafamı dağıtayım şu salakları izleyip dediğiniz YouTuber'lardan bir tık daha öteye kafa çevirmemize yol açacak. Eğitim sistemini uzaktan sorgulamak her zaman kolaydı. Çocukları olanlar bilirler. Çocuklarına verilen ders kitaplarını, çocukları olanlar bilirler. Çocuklarına neler öğretildiğini en azından bilmeseler de çalıştıkları derslerle, çalıştırdıkları derslerle, ha sizin bu çocuk ne öğreniyor o okulda diye sorulduğu zaman cevap verebilecek bilgideydiler. Artık o da dijital. Yani hepimiz görebileceğiz o çocuklara ne eğitim verildiğini. Birkaç kitabın başlığından, birkaç paragraftan anlıyorduk. Belki bunları Twitter'a taşıyorduk. Kendi aramızda tartışıyorduk. Eğitim sistemine bak, çocuklara ne öğretiyorsunuz siz diyorduk, ama şimdi birebir karşımıza çıkıyor. Adnan Menderes'in asılmasını çizgi animasyonlarla izlettiklerini hepimiz nasıl gördüysek, bundan sonra da sanırım evvelinde yapılan hataları birebir apaçık ekranlarda göreceğiz. İstemeden de olsa bir şeffaflık gelmeye başladı artık Türkiye'ye ve bütün dünyaya tabii. Çünkü devlet sırlarını saklayabilirsiniz. MİT'in çok özel görevlerini saklayabilirsiniz. Saklamanız da lazım. Devletin sırrı namustur. Ama devletin bizden sakladığı tek şey tabii ki MİT'in operasyonları, askerlerin operasyonları değil. İşte şimdi o saklanan şeyler ortaya çıkmak zorunda kalıyor. Mesela neden sokağa çıkma yasağı halen uygulanmıyor diyoruz? Cevabını bile bile. Para yok, o belli. Biz vergi verdik abi, nereye gitti o vergiler falan, onu bilmiyoruz. Bunu söyleyince mesela hain oluyorsunuz, FETÖ'cü oluyorsunuz, terörist oluyorsunuz. Türkiye'de muhalif olmak, terörist olmak, hain olmak anlamına geliyor artık. Paralar nerede diyorum paralar. Pat! Bir cevap geliyor Twitter'dan bana. Gezi döneminde harcanan paranın tutarı. Ay! Twitter'da şu anda girdiğim tartışmalara en son ben hayatımda 6 yaşımda girdim, biliyor musunuz? Böyle üst perdeden birbirine karşılık veren çocuklar vardır ya, her mahallenin her köşesinde hala varlar. Şu anda yoklar. Şu anda inşallah yoklardır, evdelerdir de. Hepiniz bunu görmüşsünüzdür. Anne topumu aldı Abdullah. Abdullah bizim dönemde öyleydi. Şimdi 6 yaşında Abdullah diye bir çocuk bul bakayım. Hadi bul ya, hadi bulun ya. Yok. Neyse. Adama diyorum ki benim vergim nerede? Gezi zamanında kaç para harcadı bu ülke, biliyor musun diyorlar bana. Ben diyorum ki ama bir dakika. Devletin zor gün akçesi nerede? Nerede abi diyorum. Bana diyor ki Ekrem İmamoğlu da hastaneyi bitirtmedi. Abi bana ne Ekrem İmamoğlu'ndan mesela? Ben birine muhalefet ediyorsam başka bir partinin adamı olmak zorunda mıyım? Değilim ya. Biz bu çağa geçerken insanların, devletlerin, kişilerin, kurumların bizlerden hiçbir şey saklayamayacağı anlara şahit olacağız. Ve oluyoruz. D-Ö-D-S. Dijitalden önce, dijitalden sonra. Oğlum ben bu sene 500.000 lira vergi ödemişim. Niye yine bana bağış toplatıyorlar? Yapacağız da. Tamam. Ama neden? 15 Temmuz oluyor abi. Halk iniyor sokağa, önüne geçiyor tankların. Polisimizin, askerimizin yanında savaşıyor. Sokakta kurtarıyor bizi. Elazığ'da deprem oluyor. Ünlü isimler çıkıyorlar televizyonlara, bağış yapıyorlar. Salgın hastalık oldu, dünya sarsıldı ve yine biz toplayacağız bu paraları. Bundan şikayet ediyorum ben mesela. Peki bu şikayet benim başka bir partinin mensubu olduğum anlamına mı geliyor? Yapmayın be. Yeni dönemde akıl ve mantık devrede olacak. İnanın bana. O kadar saçma bir sınırın öteki tarafındayız ki şu anda. İncecik bir sınır. Daha yeni geçtik biz o sınırı. Bir ay olmadı daha. Yarın o sınırdan uzaklaşmaya başladığımız zaman sınırın diğer tarafında kalan, yani bir ay önceki o normal günlerimiz ve o normal günlerde yarını düşünerek kurduğumuz hayal bu sınırdan 4 adım sonraki gibi olmayacak. Her şey çok değişecek. Zamanında nükleer bombalara, F-16'lara, uçaklara, roketlere yatırılan paraların aslında ne kadar boşa harcanmış olduğunu görüp anlayacağımız zaman bu sınırdan
sınırın 4-5 adım sonrası. Ve biz o sınırı çok yeni geçtik. Şimdi oturup düşünmemek doğal. Sınırın öncesindeki gibi hareket etmemiz doğal. Sınırın öncesindeki gibi plan yapmamız ya da sınırın öncesindeymişiz gibi hayal kurmamız çok doğal. Şu anda kameranın arkasında kardeşim Tuğrul oturuyor. Yavrum seni benim anam babam ki benim anam babam senin de anam baban oluyor. Niyeyse bana koyayım. Çok, o da çok saçma. Anam babamı seninle paylaşmak zorunda mıyım? Evet. Neyse. Senin anan baban yani benim anam babam sana hiç başkalarına örnek gösterdi mi? Değil. Cevap ver. Bir kız vardı. Nasıl ya? Kızla mı kıyasladılar? Oğlum be şu kızdaki memeleri görüyor musun? Yazıklar olsun sana Tuğrul falan. Kızla kıyaslamak ne demek? Sınavlarda birinci oluyordu. Hep onunla kıyasladılar. Hep başkalarıyla kıyasladılar değil mi? Beni de kıyasladılar. Sizi de kıyaslamışlardır. Kıyasa gör. Böyle mi geçeyim? Çok da s**in de milletin. Dünya patladı. Sen hala abi ortala diyorsun. Neyi ortalayayım acaba? Neyse. Canımız devletimizde oturuyor bizi kıyaslamaya başlıyor. İtalya'da şu kadar adam öldü, burada bu kadar adam öldü. Tedbir aldık ama birçok tedbiri geç aldık. Kanser olan adam sigarayı kanser olduğunu öğrendikten sonra bıraktı. Hey. Geç. Ve ben buna kızınca terörist, hain, CHP'li oluyorum. Değilim abi. Ben partisinde değilim abi olayım. Ben olayın doğrusundayım, yanlışındayım. Ya siz şu olanı gerçekten kabulleniyor musunuz? Eyvallah diyor musunuz? Ya diyorsanız eyvallah. Her zaman işin şovundasınız. Her zaman. Hala annesiyle yaşayan, hayatında bir baltaya sap olamamış devlete yük. Bak hani devlete yük. Gerizekalılar. Boğazlı kazağı giyiyorlar. Arkaya bir tane Türk bayrağı asıyor. Elinde bir tane tabanca. Bunun gibi videolarla dolu sosyal medya. Benim devletime bak Putin. Benim devletime püf. Senin ananı s**eyim diye geliyor annesi içeri. Anne dur diyor bak. Görüşün falan filan. Sen yüksün devlete. Sen devlete silah çeken teröristten daha fazla zarar veriyorsun bu ülkeye. A gerizekalı. Oo yine siyasete daldın. Ananın a**ına daldım. Siyaset değil bu. Sonuç olarak benim hayatımı, işimi, geleceğimi siz mahvediyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Devlet senin neyini kollayacak a**ına koyayım. O kadar para kazanıyorsunuz. Bak şimdi canım kardeşim. Devlet benim neyimi kollayacak anlatayım sana. Bu ülkede çalıştığı gün karnı doyan insanlar var. Hammal var mesela. Yük taşıdığı gün evine ekmek götürebiliyor. Taşıyamadığı gün evine ekmek götürebiliyor. Hadi gelin empati yapalım. Şu anda beni izleyen işçi, çiftçi, memur, polis, asker, iş adamı, öğrenci, her kimseniz. Hadi gelin bir empati yapalım şimdi. Bana ne mi zararı var? Onların kenara köşeye koyabilecek paraları da yok. Neden? Çalışıyorsa para var ve o parayla zar zor doyuyorlar. Çalışmıyorsa para yok. Ucu ucuna hatta hiç yetmeyen, sonraki aylara borç erteleyen bir bütçeyle nasıl evde kalacaksın aga? Çocuğu ağlıyor baba açım diye mesela. Kimse sana iş vermiyor bu dönemde değil mi? İşsiz kaldın. Ve çocuğun bakıp senin gözlerine ağlıyor diyor ki baba. Açım. Ne yapar bu adam? Sen ne yaparsın ya? Annen lan annen. Ananı düşün. Evladım açım diyor. Ev sahibi o sırada kapıyı çalıyor. Ne yaparsın ya? Her şeyi yapabilirim. Her şeyi yapabilirsin değil mi? Yaparlar abi. Ben de yapardım. Siz ne yapardınız? Ben ne yapacağınızı çok iyi biliyorum. O insanların neler yapabileceğini ben çok iyi biliyorum. Ama burada söylemeyeyim. Bu sefer de diyecekler ki halkı isyana teşvik etti. Tır şoförünü tutukladılar ya. Gözaltına aldılar. Ben ne yapayım evde kalıp diyor. Beni diyor bu düzen öldürür diyor. Çat gözaltına aldılar ya. Neden abi? Neden ya? Bu olaya nasıl tepki vereceğimiz yarınlarımızla ilgili. Dimdik bir şekilde ayakta kalan devlet şu sınırdan sonraki hayatımızda güçlü bir devlet olacaktır. Ama bugün bu devlet bana siz sakin olun bakayım ben niye buradayım demiyor. Ve ben eleştirince yok şu partiden yok bu partiden. Sağlık Bakanı çıkıp açıklama yaptı. Hepimiz çok tonton bulduk değil mi? Hepimiz övdük falan. Çok iyi icraatleri olabilir tabii virüsün başlangıcında. Twitter'da TT olup duruyordu adam. İkinci vakanın ölüm haberini verirken sesi titredi diye. Bak bugün 200'ün üzerinde ölüm var. Niye peki şimdi çıkıp televizyona bu sayıları bize canlı yayında anlatmıyor? Adam iki kere daha canlı yayına çıktı zaten. Sonra yok. Böyle bir kağıt elinde yazık bir taraftan okuyor. Okuduğu kağıtta da önlemleri sıralayacağına teşekkürleri sıralıyor. Bize bu konuda destek olan şu bakanımıza teşekkürler. Cumhurbaşkanımız zaten teşekkürler. Final tekrar Cumhurbaşkanı'na da teşekkürler. Hoşçakalın falan. Bu mu? Bu. Filmin bitişi sonunda çıkan yazılardaki teşekkürler gibi ama bu film hala bütün hızıyla devam ediyor. Yani bu film bitmedi. Bu teşekkürler neden acaba? İstediğiniz kadar sövün, bağırın, çağırın. Yarın bu düzende akıllı olanlar, kafayı çalıştıranlar ayakta kalacak. Ben mesela ülke dışından gelip Türkiye Cumhuriyeti'ne şunu demedim. Ben de ne olur ya? Bir vatandaşlık verin ya. O zaman ev alman lazım falan. Ya o var ya vatan. Ya tabii başka ülkelerde zor. Bizde evi aldın mı direkt vatandaş oluyorsun. Hani dedelerimizin kanının suladığı bu topraklar üzerine dikilen Arap inşaatlarıyla siz Türk vatandaşı olabiliyorsunuz. Onun kıymeti harbiyesi zaten yok. Geç. Ama ya benim şu muameleyi görmem için gelip devlet yetkililerine yalvarmış olmam lazım. Ya ne olur ben de Türk vatandaşı olayım, kurban olayım. Onlar da böyle
İyi lan hadi gel. Tamam vatandaşsın tamam. Demesi lazım ki ben bir şey eleştirdiğimde hayırdır ya sen neyi eleştiriyorsun diyebilsinler. Ki öyle bir şey bile olsa diyemezler de şu anda resmen bu muameleyi görüyorum ya. Sen sus otur mu diyeceksiniz bana yani şimdi. Umre'den gelenler çok geç alındı önlem diyorum onları karantinaya almak için. Umre'den gelen dedeleri karantinaya aldıkları bölgede polis dedelerle uğraşıyor. Dedeler kapıyı zorluyor. Bırak beni karantinaya alamazsın. Senin yüzüne hacdan gelen kutsal tükürükle tüküreceğim dedi. Aç. Açın şu anda var. Twitter'da, YouTube'da var bu videoları izleyin. Kutsal nefesle tüküreceğim sana diyor. Polis çekil diyor falan filan. Kutsal nefes. Hani var ya bir söz, her zaman tüylerimizi diken diken eden, kusursuz olan Müslümanlar değil, kusursuz olan İslam'dır. Tabii ki yolundan gidenlerin de kusurları olacaktır. Ama kusur başka, inancı şova çevirmek bambaşka. Onlara hiçbir şey olmaz. E oldu. E yayıldı, yaydılar. Umre'den gelenlere laf edeceğin kadar Avrupa'dan gelenlere de laf et. Lan amcık ben mi alıyorum Avrupa'dan içeri insanları? Sınır kapısında oturan görevli miyim ben? Yarrak bana niye sövüyorsun acaba? Avrupa'dan gelenler için de aynı şeyi düşünüyorum. Umre'den gelenler için de aynı şeyi düşünüyorum. Umre'den gelen insanları ziyaret edip ziyaret esnasında kaptıkları virüsü bir sürü insana yayan insanlardan da şikayet ediyorum. Bu beni niye Allahsız dinsiz falan yapsın? Yapsa size ne amına koyayım ya? Sana ne lan? Benim inancımı sen bu çizginin gerisinde sorgulamaya devam et yavrum. Artık konu bu çizginin sonrasına geldi. Bu çizginin sonrası yeni bir çağın başlangıcı. Burada kalacaklar. Onlar hala roketleri, silahları, savaşları, tankları, topları, binaları, köprüleri, gökdelenleri konuşacak. Onları tartışacak insanlar. Bu tarafında kalacak olanlar. Sus, otur, konuşma, devam et. Niye devam edesiniz ki? 3 kuruşluk maaşınızla çolunuzu çocuğunuzu beslemeye çalışıyorsunuz. Kiranızı ödemeye çalışıyorsunuz ya da yatırım yapmaya çalışıyorsunuz. Para işi risk işidir biliyorsunuz. Yaptığınız en ufak hamlelerin bile 10 yıl sonrasında size nasıl yansıyacağını hesaplıyorsunuz. Bu kadar stresin içinde bir de muhalif mi olacaksınız? Bir de şikayet etmek istediğiniz şeyleri Twitter'da yazıp ondan bundan linç mi yiyeceksiniz? Bir de zaten size kıt kanaat para kazandıran işinizden mi olacaksınız o tartışmaları yaparak? Yo, susarım babacığım. Devam ederim hayatıma derdiniz. Artık bunu demeyeceksiniz. Çünkü artık dünya daha şeffaf bir yer olacak. Asker uğurlamalarında binlerce kişi birbirini fırlatıyor havaya, öpüşüyorlar, koklaşıyorlar. Devlet asker uğurlamalarından bir gün sonra asker uğurlamalarını durduruyor. Cuma namazlarına insanlar Twitter'dan, Instagram'dan tepki gösteriyorlar. Birçoğu küfür yiyor tabii. Allahsız putperestler olarak görülüyor. Çizginin bu tarafındakiler tarafından. Sonra cemaatle cuma namazı kılmak durduruluyor. Umre'den binlerce insan geliyor. Hastalığı yayıyorlar. Sonradan yazık kalan 4000-5000 kişiyi karantina altına alıyorlar. Sosyal medyada insanlar ayağa kalktığı için. Twitter'la yönetelim abi. Meclisi de kapatın. Milletvekillerine de çok büyük paralar gidiyor. Twitter'ı yönetsin. Benim vergim nerede diyorum. Hashtag açılıyor ve gündeme giriyor Twitter'da Türkiye'de. Gezi zamanında harcanan paralar şu kadardı. Allah kahretmesin ya. Abdullah. 6 yaşında mısınız lan? Kaç yaşındasınız oğlum siz? Ya böyle bir kıyaslama içine girilir mi ya? Bana ne yani? Kime ne, size ne, bize ne ya? Maaşlarını yatıracaktı devlet. Şirketleri batmaktan kurtaracaktı devlet. İnsanları izole edecekti gerçek hayattan. Biz de alkışlayacaktık. Başka bir partinin mensubu muyum? FETÖ'cü müyüm? Terörist miyim? Neyim? Diyanet de mesela şöyle bir şey yapabilirdi değil mi? Hani ya kardeşim siz para verdiniz bu umreye falan filan ha. Biz bu paraları geri iade edelim size. Gitmeyin şu anda. Önemli bir durum var diyebilirdi. Gerçi imam, cemaat... Jandarmaları gördüm böyle tarla sürüyorlar. Kurban olduğum garibanları, polisler, jandarmalar halka yardım ediyorlar. Poşetle eve bir şeyler getiriyorlar. Tarlasını sürmüşler ya köylünün. Kurban olurum onlara. Buradan bütün kolluk kuvvetlerimize de sabırlar diliyorum. Allah yollarını açık etsin gerçekten. Hepsinin sonuna kadar arkasındayız, yanındayız. Sağlık çalışanlarımızın da olduğu gibi ve çalışmak zorunda kalan herkese olduğu gibi. Onlara da şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz ama. E babacım kaç tane imam var bu ülkede? Bu imamlar maaş almıyor mu? Niye imamlar taşımıyor abi poşetleri? Niye imamlar sürmüyor muhtaç olanın tarlasını? Bence bunu yapmak isteyen çok fazla imam vardır. Burada imamlar imamlar falan demiyorum. Bak bizi izleyen imam da çok. Çok abi. Konuşuyoruz onlarla mesaj atıyorlar. Yorum yapıyorlar videolarımızın altına. Sevgili imamlar başlatsanıza böyle bir kampanya. Belli ki sizi tepede temsil eden dayı pek bunlarla ilgilenmiyor. Ya da böyle korkuyor mu? Şimdi ben böyle bir şey söylesem sivriliyormuşum gibi olur. Gecede şeyi görevden alırlar. Beni de alırlar ya. Ben şimdi sabah namazına kadar bunu düşünürüm ya. Büyük ihtimalle böyle bir kaos yaşıyor o da kendi içinde. O zaman siz birlik olun. Çok çok insana ulaşan bu sosyal medya kekoları da size destek olsun. Destekleyelim sizi. Trend topiklere sokalım. Olmaz mı? Bence zaten birçoğunuz bunu kabul edeceksiniz. İlla yukarıdan bir haber bekliyorsanız emin olun haber beklediğiniz yukarıdaki de sosyal medyadan haber bekliyor. Yani bakıyor böyle aa bu TT olmuş hemen önüne alalım diyor. O yüzden biz yardımcı olalım sevgili imamlar. Kolluk kuvvetleri daha önemli şeylerle ilgilensinler. Değil mi?
Şimdi birçok insan kızar bana. Biliyorsunuz geçen beni linç etmeye çalışan bir grup genç arkadaşımızı ifşa etmiştim Instagram'da. Çok kötü patlamışlardı. R'lerini falan koymuştum. Onlar da tabii ki sosyal medyada bayağı bir takipçiye sahip olmuş genç arkadaşlarımız. Bazen biliyorsun nasihat vererek olmuyor. Tecrübe böyle kazanılmıyor. Bazen göstermen lazım. Ben de onlara linç etme çabalarını Instagram'da paylaşarak onlara şunu söylemiş oldum aslında. Sizin tuttuğunuz fare kadar benim s**tiğim kedi var demek istemiştim. Bence acayip büyük bir tecrübe edinmişlerdir oradan. Sosyal medyanın nasıl bir yer olduğunu görmek için böyle majör dürtüklemelere de ihtiyaçları var. Çok da selamlar hepsine. Çok da tatlı çocuklar. Ama öyle olmuyor işte. Çok takipçili birine laf atayım da oradan yırtayım durumu maalesef. Artık geçerli olmayacak. Ama onun olduğu dönemler çok kolumu s**tecekler en sonunda sinirlenmişlerdir ama şu çizginin burasında kalanlar. Artık bunlara prim yaptırabilirsiniz. Kendinizi benim yerime koyun. Babala TV'nin ismini koyduğum günden itibaren zor yoldan gitmeyi seçmiştim. Zor yoldan gitmek ne demek biliyor musunuz? Zor yoldan gitmek demek salya akıtarak sizi alkışlayacak insanları takipçi kitlenizin içinde barındırmamak demek. Gel şimdi yanıma otur, seninle meme ucu sıkma challenge yapalım. Bunu 1 milyon kişi alkışlıyor falan, izliyor. Sonra o 1 milyon kişiye olsan çok seksist, YouTube'da olsan gibileri istemiyoruz diyen böyle fenomenler, 3 milyon 5 milyon takipçilik kekolar var ya. Onlar mesela hani benim küfrüme seven, benim boş bir adam olduğumu düşünen o kekolar ne yaptılar bu dönemde bu çizginin bir adım sonrasında? Arkadaşlar bakın bunu böyle buralarıma koyuyorum buralarıma, virüs böyle kapan oluyor. Gelmiyor virüs. Size ilaç sattılar. Ne biçim küfürlü konuşuyor herif diyenler sizin hayatınıza sövdü a**ına koyayım hikayelerle, storylerle. Beni anlamayıp bana saldıracakların hepsi bu çizgide onlarla beraber kaldı. Yazık. 100 yılda bir görülebilecek bir meselenin cukkak diye ortasına düştük. Rönesansları gördü bu dünya. Fatih Sultan Mehmetleri gördü. Devir kapatanları, devir açanlara şahit oldu. Ama biz saçma bir şekilde yepyeni bir devre, çağa bu kafayla, bu kapasiteyle tanıklık ediyoruz. Hastiktir bu çok önemli dediğimiz şeylerin aslında ne kadar önemsiz olduğunu da gördüğümüz bir devirdeyiz şu anda. Daha konuşacak çok şey var tabii bununla ilgili ama ben konuşmayacağım. Neden? Çünkü bu mevzular değil. Bu pinç ve pinç başlıyor. Yapma kardeşim, yapma. Kimse yok. Böyle pinç mi çekilir koyayım? Mevzular çekilir lan böyle vir vir konuşayım. Yapma. Tek olunca olmuyor çünkü. Yan odada başka bir şey izliyormuşsun gibi hissediyorum o ses duyunca. Gerek yok. Mevzular iyi oldu lan. Özür diliyorum. Daraldık tabii. Ben mesela şu karantina kuralına uyuyayım da. Arkadaş bizim de çevremiz geniş. Çok emin olduğum, evinde oturduğuna emin olduğum bir arkadaşım geliyor mesela. Tabii sosyal mesafe var. Asla yaklaşmıyoruz. Fiziksel mesafemiz var. Fıs 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 alkol sıkıyoruz. Ağzına yüzüne bayıltana kadar sıkıyoruz arkadaşlarımıza bunu. Uzakta duruyor. Bir iki de sohbet ediyoruz yani herife vebalı gibi böyle. Bırak o router oraya. Bırak şimdi falan da yapamıyorsun tabii doğal olarak. Oturtuyoruz onu böyle uzaktan. Konuşuyoruz. Nasılsın abi? Nedir? Çıkmıyorsunuz değil mi evden? Biraz da yokluyorsun hani bu nasıldan mı lan acaba? Ben mesela bu 15 gün önce görüştüğüm herkesi 800 kere aradım biliyor musun? Şu anda hepsi için inanılmaz iyi bir insanım. Ya Oğuz ne düşüncelisin, her gün arıyorsun. Hayır hastaysan yaraydık diye arıyorum seni. Ben o kadar iyi bir insan olabilir miyim ya? Saçmalamayın. Allah'tan hepsi iyi ya da iyi taklidi yapıyorlar. Oğlum Emir'e bir şey olmadı mesela. Olmasın abi. Olmasın tabii yani. Allah korusun da. Bir şey olmadı mesela. Ben şu an şok içerisindeyim ya. Ulan bu sınır falan muhabbetinde acaba Emir bundan sonraki sınırda hepimizin kralı mı olacak lan? Düşünsene Emir gibiler yönetiyor dünyayı. Ara ayrı zaman. NASA uzaya mekik gönderecek. Bak sana olacak olanı anlatayım. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Kalkış. Start. Arkadaşlara ben benzin koydurtmadım ya. Rezalete bak. Kimse gülmeyince de hiç anlatılamıyormuş. Şuraya bir tane tuş mu koysak acaba? Basınca gülsünler falan. Hiç hoş değil. Ulan 14 gün evde durmuşum. 14 gün. Bu s**timin virüsü 14 gün boyunca karantina gerektirmiyor mu? Yani 14 günün sonunda hiçbir şeyin yoksa hiçbir şeyin yoktur. 14 gün durmuşum evde. Router getirdi herif. Böyle verdi router'ı falan. Uzaktayız tabii böyle. Gidula gidula yapıyoruz böyle. Bir gidiyor. Ah rayadık sıfırlandı sayacağım bakayım. Baştan başlıyorum. 1, 2, kaçıncı gün? 4. 5. gün oluyor abi. Bir arkadaşım kapıyı açıyorum. Merdivene oturuyor hemen kapının yanındaki. Ben de böyle 5 metre uzaktayım. Ne yapıyorsun kanka? Ne yaptın? Hoşça kal. Ulan bir huylandım. Bu yine acaba konuşurken ağzıma mı aksırdı? Ya da ne bileyim konuştuğunda böyle biz biliyoruz tamam. Tam mevzularda anlattık hani bu virüs ağır bir virüs diğerlerine göre lap diye yere düşüyor dedik de. Ulan herifin kabarcık yere düştü mü? Havadan bana mı geldi falan? Yaraydık herifi gönderiyorum. Bir 14 gün baştan. 4. gün sıfırlanıyor. 1. 2. Delirdim arkadaş. Gözüm de dönmüyor değil arada sırada. Yemin ediyorum en son askerde bu kadar yalnız kaldık. Ekonomik boyutları var, acı çektiren boyutları var ama onları burada anlatacak değilim daha fazla. Hani çizginin bu tarafında kalacak olan sosyal medyadaki bazı salya akıtanlara hizmet eden tipler var diyorum ya. 500 bin, 1 milyon. Herkesin 1 milyon takipçisi var lan bu arada artık. Bakıyorum Instagram'a 500 bin, 300 bin, 1 milyon falan. Geçen gün bir hanımefendiyle konuşuyoruz böyle görüntülü. Güzeldi bir kız. Tam böyle bu dönemin 50-60 bin takipçili kızlarından memeler, dudaklar, makyaj ve uyanır uyanmaz makyaj. Bu kendi gibi 3-4 tane de kızla kalıyor. Ha diyeceksin ki ulan madem böyle bir kız niye konuşuyorsun telefonda?
Rica ediyorum. Zor durumlardayız, karantina. Oğlum 16 yaşıma geri döndüm lan. Neyse konuşuyoruz. Arkaya bir tane kız geldi bunun ev arkadaşlarından. Mutfak tezgahının üzerine şu kadarcık şortla çıktı böyle. Şöyle böyle yapıyor. Hikaye atıyor. 100.000 kişi izliyordur lan onu, biliyor musun? Yemin ediyorum sana. Neler ne mesajlar gidiyordur. Türkiye'de de abazalık yoğunluktadır biliyorsunuz. Ve bu yoğunluğu kullanıp para kazanan çok sağlam ablalarımız, hanımefendilerimiz var. Kameraya bakarsın da arada sırada kendini kontrol edersin ya nasıl gözüküyorum diye. Memeler de aşağıda olduğu için baya şöyle yapıyor bak. Merhaba arkadaşlar, bugün bayağı memeleri kesiyor bana koyayım. Çünkü aslında biliyor ki ağzından çıkan ses tellerine çarpan nefesten gelmiyor değer para. Bunlardan geliyor. Şimdi bu bütünü yağlayıp sizlere memesini poposunu sunan ve bu şekilde takipçi kazanan ve bu şekilde sizlerden üstün yaşayıp sizlere üstünlük taslayan kegoların devri bitti işte. Bu çizginin öncesi de kalacak olanlardan bahsederken onlardan bahsediyorum. Sürekli dünü özleyecekler mesela. Ama dünü özlemek dediğim bizim bugün özlediğimiz 70'lerdeki filmler, ah 60'ların istiklali, birbirine saygısı olan insanlar falan. Bu bir özlemdir, nostaljiye özlem. Bu geçmişe özlem dediğim şey o nostaljiyle karıştırılmamalı. Twitter'a küsen Cem Yılmaz gibi düşün yani. Hani çünkü Twitter yokken çok iyiydi her şey. Türkiye'nin en komik adamı mıydı? Yani hala öyle. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum bu arada. GSM reklamında oynuyor. GSM reklamındaki senaryoda şey var. Heykelini dikmişler Cem Yılmaz'ın. Türkiye'nin en komik adamı yazıyor altına falan. Böyleydi. Hayat ne güzeldi. Sonra Twitter bir çıktı. Ya Cem abi bu yaptığın film de rak gibi demeye başladılar. Anladın mı? Abi çizdiğin karikatürleri gördük. Götümüz gibi falan. TRT1 arşivleri çıktı ortaya falan. YouTube'da Cem Yılmaz'ın röportajı var. Kaç kitap okudunuz? Ben kitap okumuyorum ya. Bu konuda insanları kandıracak değilim falan diyen açıklamaları falan var YouTube'da. Şimdi bunlar çıkınca ortaya doğal olarak Cem abi kızdı. Dedi ki her şeyi biliyorsunuz siz dedi. 15 yaşında çocukla falan kavga etti böyle Twitter'da. Hakan Öpçam'la falan kavga etti Twitter'da. Selamlar. Kızgınlıkla karşıladı. Arada bir laf da koydu ama dedi ki beni 15 milyon insan takip ediyor Twitter'da. Hepsine bir kola ısmarlasam batarım ha 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 falan. Hani orada da güçlüyüm diyor. Yorumları okuyordur biliyor musun tek tek. Bak sana yemin ediyorum delirip böyle onları okuyordur. Cem abi de anlayamadı sosyal medyanın başka bir şey olduğunu. Hani böyle tek bir cümle koyarım, geri çekilirim ve insanlar benim ne kadar zeki, ne kadar komik, ne kadar bilgili, kültürlü bir adam olduğumu anlarlar deyip tweet atıyor, kenara bir çekiliyor. Sen bunu ne demek istedin falan, şöyle mi oldu, böyle mi oldu? O da tabii deliriyor doğal olarak. Hani onun gibi düşün işte, bu geride kalacak olanlardan bahsediyorum sana. Geçmişe duyulan özlem nostaljiye değil. Cem abinin sosyal medyasız günlerine duyduğu özlem gibi aslında. Sinirlenecekler yani açıkçası. Ve hiçbir Cem abi kadar zeki değil maalesef. Binlerce keko var. Onlara ne tepki vereceğiz acaba bilmiyorum. Ve çok çizgi kullandım. He, habire böyle çizgi kullandım. O ne diyor, geri döneyim mi lan ben acaba? İsterler mi ki? İsterler mi ki mi? İstemez misiniz? İş görüşmesine gidiyormuşum değil mi? Merhabalar. Bunlar linçlerim. Son sayfada başarılarım var. Geri kalan hepsi linç. Geçen gün görüntülü aramayla başka bir kız arkadaşımla konuştum. Bir kadın olduğunu bana 25 dakikada falan ispatladı. Oğlum hepsinin bıyığı çıkmış. Karantinadan önce kızla konuştuğumda şu şekildeydi. Evet Doğusan, evet. Evet. Geçen gün aradım. Evet Oğuzhan, evet. Evet. Buna dönmüş artık. Kadınlar için daha zor. Bak benim de saç sakala karıştı. Saçı biliyorsunuz. Sakal çok şey oldu. La Casa de Papel'i bitirdik. Kardeşimle oturup. Profesör sana benziyor, profesör sana benziyor diyorsunuz. Bence hiç benzemiyor ya. Pırıl pırıl. Harbiden sen oradaki profesör müsün falan. Ben hiç izlememiştim. Çirkin bir tipimi oynatmışlar falan diye düşünüyordum izlemediğim için. Bir izledim, hiç alakası yok adamcağızın. Zekasını belki. Zekasını mı karşılaştırmışlardır? Doğru. Adam o zekayla 1 milyar euro kaçırıyor. Ben burada o gün 1 milyon izlenirsek ne kadar para kazanırız hesaplıyoruz. S**ler öyle zekayı. Yok yok, benzemiyor ya. Kimisi de bunu övünmek için söyler ama aslında övünmüyormuş gibi yapar ya. Ya beni de mesela Brad Pitt'e benzetiyorlar abi. Neren benziyor ya, bakar mısın şuna, neren benziyor falan yapar gerizekalar. Onlar gibi oldum mu lan şu an? Oldum gerçekten. Bu virüs geçtiğinde hani güzel hayaller kuruyoruz ya. Virüs geçince şöyle güzel şeyler yapacağım. Bir sürü yeni karar aldım hayatımda. Bu virüsten sonra böyle olacak falan filan diyen eminim milyonlarca kişi vardır ama. Ben size söyleyeyim mi virüsten sonra ne olacağını? Uf, çok büyük patlaması olacak. Olacak oğlum, millet delirdi evde. Ben de delirdim işte. Allah Allah. Her kadın bana çok etkileyici geliyor mesela. İstek kutusuna normalde bakmıyorum ben. Arada sırada böyle bakardım. Yardım ihtiyaç falan olursa ya da böylesini gördüm diyen olursa onlara bakmak için. Şu anda çıkmıyorum istek kutusundan. Kızım bir güzel bir şey yazmış. Şu kadar fotoğraf ya, hesabı gizli. Böyle. O kadar fotoğrafla aşk yaşıyorum. Koyuyorum karşıma telefonu böyle. Demek benim aklımda böyle güzel şeyler düşünüyorsun bebeğim. Sapıttık. Ve biz hep böyle anlattık ya insanlara. Bak beyninize gidecek kanı s**inize gönderiyorsunuz. O yüzden kararlar alıyorsunuz ve o yüzden hayatınızda birçok şey yanlış yapıyorsunuz diyorduk ya. Hani cinselliği gerçekten baskılamamak lazım. Yani mesela hep anlatırım çocuklara, kızmayın. Bir bırakın bir salın. Çocuk banyoya girmiş. Belli ki 31 çekecek. Çat 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 kapıya vurup ne yapıyorsun orada, çık dışarı falan yapmayın. Bırak bir boşalsın çocuk. Boşalmak iyidir. Hep bunu baskıladığımız için insanlar cinselliği böyle başka bir obje olarak gördükleri için anasını babasını satan var biriyle seks yapabilmek için, biliyorsun değil mi? O kadar önemli bir noktaya siz koydunuz işte baskılayarak çocukları. Neyi baskılarsanız onu en tepeye koymuş olursunuz. Dedik. Şimdi bizim bu söylediklerimizi 8'e çarpıp okuyayım. Herkes evde. Aman çok büyük patlamalar olacak ben söyleyeyim size. Ahlaksızım ben. Bu program çok ahlaksız. Bak neler anlatacağım size.
Dedim şimdi uuu. Aklıma şey geldi. Babam Çanakkale Alay Komutanı olmuş. Sene kaç? 2004-2005. O zamanlar tabii bir kadını tavlamak için takipçi sayına ihtiyaç duymadığın zamanlardayız. O zaman devlet oradaki komutanlara falan filan lojman veriyor biliyorsun. Bir de çok üst rütbeli subaylara böyle konak veriyorlar. Yazık, konak gibi değil yani. Bildiğin bayağı Side'de Antalya'da böyle bir yazlık gibi. Kooperatiften çıkmış ama tabii biz ona konak diyoruz. Çünkü lojman dairesi var. Bir de dubleks bahçeli ev var. Peder Bey'e de ondan vermişler. Şaklı adam tabii. Hala öyle. O zaman da öyleydi. Ama o zaman bunun karşılığını alabiliyordu. Şimdi de şaklı ama çıkartmayayım iki gün Babala TV'ye bak gör. Nereden duyuracaksın? Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Vuramaz ki gelip. Korona olur. Gencim ben. Bizim peder kaç yaşında lan? 62. As**tır. Çıkabiliyor sokağa yani. Hiç girmeyelim oraları. Buraları atalım montajda. Tehlikeli. Ne olur ne olmaz. Neyse abi. Takılıyorum abi. Ortamlar, gençler, kafeler, rock barlar. Kızım bir tanesi bende. Ama nasıl bende biliyor musun? Şu. İyi misin? Üşüyor musun? Bunlara gerek yok. Ya tamamım. Konu tamam. Uzatma. Hani o modda yani. Bir de hava atacağım. Görmemişiz ki. Bakayım. İki katlı evimiz hayatımızda olmamış ki. Sanki orası askeriyenin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değilmiş de. Benim babam baronmuş gibi. Ben böyle evi sunuyorum. Bak biz de burada oturuyoruz bebeğim. Kız etkileniyor, o da salak. Asker var bir tane, nöbet tutuyor kapıda falan. Bu da bizim. Asker aldım ben. Bunun da şafağı 20 kaldı ya. Yenisini alalım mı falan, anladın mı? O ne amına koyayım. Asker falan var ama ben ev bizimmiş gibi şekil yapıyorum kıza. Diyorum gel. Bak bahçe var. Kızı böyle bahçe mahçe diye oyalarken çardak falan da vardı biliyorsun. Askeriyenin ve Türk insanlarının vazgeçilmezi. Bahçem varsa çardağın olacak aga. Çardağın oraları falan gösteriyorum kıza. Bu sırada böyle onu iteledim. Askerin yanına gittim. Dedim ki devre koyayım da gevredin. Yok öyle bir şey. Dedim ki devrecim ne zaman gitti bizimkiler? Abi dedi yenge güne gitti. Komutanım zaten diyor akşam geliyor. Rahat oluyordu ya. Bir şey olursa ben buradan dedi düdük müdük yaparım dedi sana yani. Adam adam işte dedim adam. Oğlum bir insan eve kız atar da kapıda asker bekler. Böyle bir ortamdayız. Bak lükse bak yani. Girdi bir içeri böyle. Dışarıdan sanki kız görmemiş gibi. Kıza evin dubleks olduğunu göstermeye çalışıyorum. Merdivenler var ya üst kata çıkan. O merdivenlerin orada oturuyorum. Ya biraz burada oturalım mı? Merdivenler üst kata çıkıyor falan yapıyorum böyle. Üst kata çıktık. Ulan hayatında ilk defa dubleks evde sevişeceksin. Zemin katta mı sevişirsin? Neyse. Çıktık yukarı böyle. Oda var kardeşimin odası. Yani gözlerine bakarak anlattığım sevgili Tuğrul'un odası var. Benim odam yok. Ben Antalya'dayım çünkü o yaşıyor bizimkilerle. Böyle güzel sohbet. Oraları anlatmayacağım. Anlatacağım. Ama katıl butonunda. Yok yok şaka yapıyorum. Ya bizimkiler gelse bassalar beni yerler. Ava giderken avlanırım yani. O yüzden tedirginim ama. Yaşım o kadar genç ki ayakta durabiliyorsun o dönemlerdesin. Amerikan filmlerinde de olur ya böyle. Kavga ederler, kavga ettikten sonra bir anda öpüşmeye başlarlar ama sanki sevişmiyorlar, dövüşüyorlar. Aynı o durumdayız. Uçuk uçuk uçuk. Şöyle bir ses duydum. Fik fik fik. Dedim bu ne bunu koyayım? Çanakkale'ye özgü bir kuş herhalde. Asker düdük çalıyormuş. Düdük, düdük. Düdük sesi geliyor. Faal falan yaptım zannediyorsun anladın mı? Böyle bakıyorum ben bir şey yapmadım. Geldi bizimkiler. Kız dedi ki eyvah ne yapacağınızı rezil oldum ben. Kız da bu arada yani şey bir kız yani. Birinin kızı yani anladın mı? Kız panik oldu böyle. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Çok basit. Ev bahçeli değil bunu koyayım. Ben kaç kere arada bir camdan falan da çıkardık bahçeden. Hatırla gidip sigara içerdim arkada ben. Tekrar camdan girerdim falan. O geldi ilk aklıma. Sonuçta müstakil ev. Böyle avantajları da var. Kıza dedim ki camdan atla. Çardağın arkasına geç. Ben dedim bizimkileri karşılayayım. Çardağın orada sanki seninle yeni buluşuyormuşuz gibi oturalım dedim. Mantıklı mı dedim kıza? Mantıklı dedi. Kız camdan atladı. Biz üst kattayız. Ay diye atlaması gerekiyor. Sesin bu kadar çıkması gerekiyor ya. O ses şöyle oldu bak. Ay karıyı camdan attı mı? Hadi ben unuttum onu dubleks olduğunu. Görmemişsin sen niye unutuyorsun? Ha bir bak bir bak nereye atladığına bir bak diye bakayım. Oğlum böyle bakıyorum tamam mı? Bacak böyle duruyor böyle yerde. Etrafında bir sürü kafa toplanmaya başladı. Yani ben benim annemden korkuyordum baba. 15 bin tane anne gelmiş. Çanakkale merkezde güne gidiyor annem. Başka bir albay beyefendi var onun eşinin hazırladığı gün. Elektrikler kesiliyor abi. 1,5 saat falan gelmemiş elektrikler. Bizde var elektrik. Niye? Çünkü askeri ortam askeri. Moruk annem de diyor ki bizimki diyor lojmana bağlı elektrik. Hadi biz de devam edelim. Bütün anaları alıp gelmişler. Bütün analar kızın etrafında toplandı. Kızın anası orada bile olabilir yani. Düşün öyle bir ana kalabalığı. Annem böyle yukarı baktı. Abi nasıl açıklarsın bunu? İndim aşağı böyle dedim. Ne yapıyorsun burada? Anneler toplamış askere bakıyorum böyle yapıyor. Ağzı düdük. Çok zor ya. Zor yani. Hep insanlar diyor ya şimdi. Abi acayip bir travma var bak millette. Bugünden sonra ben söyleyeyim size ne olacağını. İnsanlar birbirleriyle bir daha tokalaşamayacak, öpüşemeyecek. Ya tamam. At tamam. Ay. Oğlum Cem Yılmaz'ın filmini izledim. Kara komik filmleri. Netflix'te izledim. Niye eleştirdiler acaba o kadar film? Güzel filmdi. Ya bir de şu gözle izlesene bak. Isaac acaba Cumhurbaşkanımız mı? Sence Cem Yılmaz böyle bir alt metin koymuş olabilir mi filme? Kafeteryada çalışanların tamamının AK Parti'nin kuruluş dönemindeki insanlar olduğunu bir düşün. Bir de o şekilde izlesene bak. Hiç filmin senaryosunu boş ver. O şekilde izlesene. Ya da ne bileyim Ozan Güven'in Fethullah olduğunu, Amerika olduğunu düşün. Enteresan. Bence komik olmadığı için yani. Mesela Hokkabaz bence çok güzel film. Hokkabaz bence de çok güzel. Pek Yakında da çok güzel film. Türk sineması hakikaten. Sulu zırtlak komedi bekliyorlar Cem abiden.
Ram sen nelerde oynadın sanki falan diyecekler şimdi. Haklısınız, hoşçakalın. Tabii şimdi bu dönemler insanlara çok zor geliyor. Deliriyorlar haliyle. Sosyal medya fenomenleri sağ olsunlar birazcık eğlendiriyorlar bizi. Challenge'lar yapıyorlar falan. Ben bile yaptım lan sıkıntıdan. Tuvalet kağıdı sektirdim. Ama bazı insanlar da böyle hani çalışmak zorunda olmayıp eve kendini kapatan insanlar psikolojik olarak yıkımın eşiğine gelmiş durumdalar yani. Bunu görüyorum sosyal medyadan. Çok sinirliler. Mesela korona konuşulmasını sevmiyorlar artık. İnsanlar sıkıldı, ondan da sıkıldı. Bu ülkede her şeyi çok çabuk unutuyoruz diye kızardık. Mevzularda hep anlatırdık. Şimdi resmen unutmak istiyorum biliyor musun? Bu sefer de unutamıyoruz. Çok garip. Ama bu bana yepyeni ve daha tehlikeli bir şey olduğunu gösterdi ülkede. Yokmuş gibi yapmak. Oğlum eskiden Bomberman vardı, Bomberman. Böyle orospu çocukları vardı. Küçücük bir bip 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 bomba koyuyordu, kaçıyordu falan. Böyle yaratıklar vardı, kutucuklar vardı. Onları patlatıyordu. Ve o kolumun oyununda save yoktu. Kaydedemiyordun oyunu yani. Fırat diye bir arkadaşım vardı buradan. Selamlar. YouTuber olan değil. Onu da çok seviyorum. Ona da selamlar. Bu eski biri. Bunun alnında da saç çıkıyordu. Çok garip bir çocuktu. Aslan burcuydu galiba. Yeleli pezevenk. Neyse. Onunla oynardık böyle sabahlara kadar. Game over. Baştan başlıyor. Save yok. Bu karantina aynı bok. Save edemiyorsun. Annemlere biliyorsun işte geçen erzak götürdük seninle. Dışarı çıkmamız lazım. Buradan arabaya atlayacağız. Karşıya geçeceğiz. Bizimkilerin kaldığı eve yiyecek götüreceğiz. Ne yaparsın? Eldivenini takarsın. Ki bizde eldiven yoktu. Islak mendilleri sardık parmağımıza. Asansör tuşuna basarız falan diye. Oradan aşağı inerdik. Arabanın kapısını mendillerle açıyorsun. Mendili atıyorsun. İçeri giriyorsun. Mendili sen nereye atıyorsun? Çöpe atıyorum mendilini de tabii. Çöpe atıyoruz oğlum. Çöpe atıyoruz. Ne yapayım? Bir şey mi dedim? Yarak. Çöpe atıyoruz diyorum. Gülüyorsun. Hayır öyle bir sanki yere atıyormuşuz gibi. Ben yere atıyoruz dedim mi? Ağzından yerle ilgili bir şey çıktı mı? Bakışları. Ne bakışlarım ne? Çöpe atıyoruz. Atıyoruz çöpe atıyoruz abi. Attım çöpe. Arabaya biniyorsun. Arabada da böyle Eyüp, Sabri ve Tuncer bizi bekliyor hazır. Tabii ona elimize döküyoruz falan filan. Bu şekilde gidiyoruz. Ya arkadaş 12 kere eve geri döner misin? Save yok, save. Çıkıyorum abi. Parmağıma sarmışım böyle ıslak mendili. Asansörün tuşuna basarken açılıyor böyle parmağım. Pet asansör düğümü anın sikeyim. Tekrar en üst kata bas. Eve çık. Ellerini tekrar dezenfekte et. Tekrar sar eline peçeteyi. Aşağı indim. Unutuyoruz abi. İnsanız yani. Alışmamışız ki anasını satayım. Tamam asansör tuşuna peçeteyle bastık. Kapı böyle at gibi de tutamaç yapmışlar kapıya. Koydum peçeteyi üstüne. Tam kapıyı açarken peçete kaydı. Aa avucumun şurası değdi kapıya. Burası da yani rezidans. Türkiye'de biliyorsun rezidansta kimler oturuyor. onlar var. Buradan oğlum siteden 12 kişiyi götürdüler. 12 kişiyi. Elimin burası değdi. Asansörden geri dönmüştüm ya. Bu sefer asansör stage'ini atlattım. Kapı stage'inde sıçtım. Hop geri tekrar yukarı. Tekrar dezenfekte. Hop tekrar peçeteyi al. Asansör tamam. Dokunmadım. Daha büyük peçete alıyorsun. Tecrübeleniyorsun tabii. Peçetenin iki tanesini koydum. Kapıyı açtım. Sonra peçeteyi çöpe attım. Çöpe. Arabaya gittim. Çat! Parmağım değdi arabaya. Ananı s***. Çık yukarı. Sanki biri gelip bizim arabanın kapısını yoklayacakmış gibi. Ama manyak oluyorsun işte. Yukarı çıktım abi. Tekrar elimi yıkadım falan. Bak 8 bölümde anca arabaya binebildik. Oğlum köprüde falan camı açıyorum. Yandan araba geçiyor. Sanki yandan geçerken böyle kafasını camdan çıkartıp bizim arabaya doğru böyle ha falan yapacakmış gibi. Yanımızdan araba geçince camı kapatıyorum falan. Öyle manyak olduk ya. Şu ellerimin haline bak. Ellerim kurudu. Neyse ya. En azından bundan sonra daha temiz bir ülke olur muyuz? Lan 17 Ağustos depremi yaşadık. Binlerce insanımız öldü. Hangimizin elinde deprem çantası var? Ne olacak? Virüsten sonra hepimiz daha mı hijyenik olacağız? Daha mı çok dikkat edeceğiz? Çizgi. Kerler. İbrahim Büyükak konuğumuz. Onu şimdi yayınlayalım. Adamcağız film çekti. Filmini tanıtmak için geldi. Ne kadar da güzel eğlendik. Film tabii şu anda gidemezsiniz sinemaya falan filan ama yine de onun olduğu parti paylaşmak istiyorum. Çok seviyorum çünkü arkadaşıma. Onun bölümünü bir yayınlayalım size. Oğlum adam buraya bir sene sonra tekrar konuk geldi. Ver coşkuyu o zaman bize. Benim böyle bir sürü sinemacı, ünlü, oyuncu, yönetmen, senarist arkadaşım var. Herkes akıllı olsun. Onlardan en değerlisi, en kıymetlisi bugün buraya gelemedi. Ama İbrahim... hayır. Yok şaka yapıyorum. İbrahim gerçekten yaptığın filmlerle hepimizi ekran başına beyaz perdeye kilitliyorsun. Bu filmi de 900 küsür salonda girerek Türkiye rekoruna imza... Yok şaka yapıyorum ama bu kadar fazla salonda giren başka sinema filmleri oluyor mu? Senede çok fazla olan bir şey değildir herhalde. Ama bu aslında senin işini iyi yaptığını da gösterir. Yapımcılar öyle arkasında durmuyor filmler. Benim filmleri biliyorsunuz mesela. Biz 300 salon koyuyoruz. Ertesi gün bizim 3 salona düşüyor. O da yani hani tanıdık sinemacılar falan filan bırakıyorlar filmleri ama senin filmin hep sinemalarda kalıyor çünkü bayağı bir insanlar iştirak ediyor çünkü. Sağ olsunlar evet. İnsanlar fragmanlarla filmlere götürüyorlar ya seyircileri. Senin fragmanların aslında önceden izlettiğin filmler. Bu filmin bayi toplantısının diğer filmlerinden bir farkı var mı? Yine aynı şekilde gülecek miyiz yoksa içinde çok daha fazla ekstra actionlar var mı? Tabii ki de bu biraz daha aslında diğer filmlere göre daha kalabalık bir kadrosu olan, daha böyle hani prodüksiyonu da daha güçlü olan bir film. Aynı zamanda yine komik bir film ama... Parayı koyduk mu diyorsun yani? Para harcanmış. Oh, ne bileyim güzel. Bir sahne gördüğünüz o sahnede gerçekten fazla yardımcı oyuncular olan. Sahnenin güzel, yaşadığı güzel. Her sahneyi böyle yaşatmaya çalıştığınız bir film oldu. Ya bak bu çok önemli aslında. Şimdi senaryoyu alıyorsunuz elinize okuyorsunuz. Hayal dünyanızda o sahneleri zaten çekmeden canlandırıyorsunuz ama. Abi Atatürk'ün mesela veda filmi var. Saygılar buradan çekenlere ve yapımcılarına. Abi koca bir göç anlatılıyor. Selanik'ten buraya gelen insanlar falan filan. 7 kişi geldiler.
koca sinema filminde. Ama nüfuzlu bir yedi bence. Abi hani... tamam da ya 7 kişi aynı teyzeler halı taşıyor böyle. Kamerayı döndürüp döndürüp o aynı 7 kişiyi çektiler de büyük göçü çekmeye çalıştılar. Yani aslında prodüksiyon derken bunun neden bu kadar önemli olduğunu söylüyorum. Yani böyle şaşalı lüks arabalar, uçan kameralardan falan bahsetmiyoruz prodüksiyon olarak. Yardımcı oyunculardan bahsediyoruz. Ama oraya bir para veriliyorsa şimdi hani evet. Sinema biletinin hakikaten insanlar zamanını harcıyor, parasını harcıyor, evinden çıkıyor ne bileyim bayağı bir para harcıyor. Ama oraya gittiğinde de yani diyeceği bir sahne, diyeceği bir prodüksiyon, diyeceği bir oyunculuk. Amerika'da hani, görüyorum ben şey abi. Olsun yani. Sokak sahnesi çekiyor adam Amerika'da. Yani sokakta millete dönüp lütfen kameraya bakmayın şu sahneyi çekiyoruz diyebilirler mi? Hayır. Ama 200 metre ötede flu yani şu kadar gözüken adam bile gazete okuyor. Bir şey yapıyor böyle. Yani dolduruyorlar sahneyi, fotoğrafı. Şeyde çok acayip. Bize o gelmedi. Bizde olmuyor. Bizde mesela benim isim vermem ama bir arkadaşım var. Mesela ona bir senaryo gelmiş bundan atıyorum 10 yıl önce. Bir korku filminde oynayacak. Bir bakıyor senaryo acayip güzel şeyler var. Ne bileyim işte duvarlarda yürüyorlar. Bir şeyler oluyor falan. Dedi ki sahneleri çekmeye başladık dedi. Daha ilk gün sahne şu dedi. Gidiyorum. Doğaüstü bir gücüm var ve duvarda yürüyerek böyle duvardan böyle ineceğim. Vay acayip falan çok da merak ediyorum nasıl yapılacak falan. Demiş ki yönetmen burada demiş duvara doğru koş. Koşmuş kestik demiş. Yani duvardayken kestik falan. Evet tamam demiş onu şey yapacağız. Nasıl şey yapacağız? Ya demiş biz onu çekemeyiz şimdi duvarda. Nereye yürüyeceğiz seni falan. bu yazıyor diye ben kabul ettim bana. Yani sen boş ver demiş anne. Sen duvara doğru yapacaksın. Sonra ben onu... fotoğrafını çekip kare kare duvarda yürütmüşler mi yani? Abi çok acayip. Yani çok acayip. Çünkü prodüksiyon dediğimiz şey işte o maliyetli bir şey. Ama seyirciyi de şu anda hakikaten bir yere karanlık bir odaya sokup bir şey izletmen lazım. Kim bunca imkan varken artık. Evet. YouTube var, dijital platform var bilmem ne. Bir tık daha iyi bir şey izletmek lazım. Ve siz de bunu yaptınız aslında. Yaptığımızı düşünüyoruz. Evet. Çok iyi, çok iyi. Bu adam film çekince hoşuma gidiyor abi. İyi nihayet diyorum böyle izlenecek bir şey. Bize link dağıtmıyor arkadaşımız olmasına rağmen. Çok etik kurallara bağlı da bir arkadaşımız. Yani diyor ki illaki al biletini kardeşim. Git izle sinemada. Ama nasıl bir linkten bahsediyor? HD film cehennemi.com'dan link mi atıyorum? Nasıl? Sen de mi izliyorsun onu? Şey de çok yok izlemiyorum. Nereden biliyorsun izlemiyorsan şimdi? Ya birebir. Ya bırak birebir adını söyledi ya şu anda. Ben filmmakinesi.com'dan bakıyorum. Abi ya arkadaşlar bak gülüyorsunuz ama. Yapmayın. İzlemeyin ne olur. Hayır. Türk filmleri onu yapmıyorlar. İzliyorsanız da ben IBAN vereceğim oraya parasını atın ne olur. Ama bak inan bana o korsan film sitesi olarak tabii ki halk tabiriyle geçen bu siteler yine Türk filmlerine gerçekten incelik yapıyorlar bence biliyor musun? Geçen gün bir tane DM geldi bana. Abi dedi bayi toplantısı izledim çok güldüm çok yani tek bir eleştirim var. Öndeki arkadaşın kafası çok büyüktü bir tık daha kamerayı sola alabilirlerdi yazmış. Korsan. Niye öyle bir şey ama yazdın? O, ama o HD film cehenneminden gelmemiştir o. Oranın bir kalitesi var. Onun bir kalitesi var. Ya babacığım. Böyle bir şey olamaz. HD film cehennemi. Evet. Bir de lütfen bu arada HD film cehenneminde izlediğiniz filmleri yalnızca HD film cehenneminden izleyin. Çünkü bir de sen evet. O yazıları görüyor musun oraya? Geçen korsan filmi açtım. Altında şey yazıyor. HD film cehenneminden alınmıştır. Lütfen emeğe saygı gösterelim. Siteden izleyelim. emeğe saygı mı gösterelim? Ya çok iyi. Tabii ben de girmiyorum. Ben arkadaşlarımdan duyuyorum ama. Ya Türk filminde yapmayın. Yabancı da bazen yok, kaçak göçek oluyor. Buradan HD film cehenneminin de film makinesinin da deyip yok devam evet. Devam edersek yarın orada yok diyorsun. Şey yani. Diyor. İnsanlar tabii çıkıp onlar hakkında çok sert söylemlerde bulununca hemen koyuyorlar korsanını ama senin gibi değerli sinemacılara da saygı evet. Gösteriyorlar. Bak onda haklarını gerçekten yemem. Gerçekten de öyle. Yani diyorlar ki bizde var tamam Türk filmi ama sen satıp bir mecraya şöyle rahatça paranı alıp işi okeyledikten sonra onlar koymaya başlıyorlar. yani sen önce şu bir vizyondan çıksın sen bunu bir Netflix'e sat ama onlara da haber ver. Story at. De ki arkadaşlar filmimiz Netflix'e satıldı de. Onlar lol diye koysunlar yani. yani aslına bakarsanız bu tabii ki emeğe büyük bir saygısızlık. Evet. Ama o film sitelerinde filmler hakkında yapılan yorumları da bugüne kadar hiçbir köşe yazısında, hiçbir dergide, hiçbir sinemacının eleştiri yazısında görmedim ben. Gerçekten öyle. İnanılmaz abi. Adam bir yorum yazıyor filmle alakalı. Gerçekten o adamın parayla maaşla çalışması lazım bir sektörde, bir dergide, bir basın, bir medya kuruluşunda. O kadar sağlam yorumlar yapıyorlar ki. Çünkü orada yorum yapan insanların birçoğu vaktini sürekli orada geçiren insanlar. Ama lütfen arkadaşlar her konuda çok böyle milliyetçilik gösteriyoruz. Yani milli olalım, kendi cep telefonumuzu, uçağımızı, gemimizi üretelim konusunda çok yükseliyoruz ya. Bu sinema filmlerinin de başında bir Türk var. Yani bunlar Türk filmi. O yüzden lütfen siz de zaten gereğinde hassasiyet gösteriyorsunuz ama yapmayın. Düşmesin hemen. Kamu spotu gibi oldu ama evet yani düşmesin lütfen. Film. Şey var direkt izle vardı. Direkt değil. Direkt izleydi o. Direkt izle vardı. Direkt izle. Yanlış yazmış adam. Ama milyonlarca da takipçiye ulaşmış. Değiştiremiyor da. Birçok insan da bu siteleri ünletti aslında biliyor musun? Evet. Yani mesela Cem abi buradan saygısızlık olmasın. Cem Yılmaz'ın Bir Tat Bir Dokuz CD'sini Diyanar mı vardı abi o zaman mesela? Yoktu. O çok yani korsanından döndü o iş.
tabii tabii yaşımız yakın evet, yani. Evet. Mesela o dönem Cem abinin CD'sini liseye çocuğun bir tanesi getirdi. O zaman CD inanılmaz önemli bir şey. Arabalara asılıyor falan böyle. CD var. Hani düşünsene dikiz aynasının altında evet, vardı. Hatta yani radarı şimdi falan engelliyor diye bir dedikodu vardı. Ah ah ah. Sirkeli'de koronavirüs geçiyor. Ya onların dönem dönem bu rahatlar bitmiyor abi. Koronavirüsü sirkeli yapan var yani. Var, var. Onu düşünen var değil var, mi? Var gerçekten var. Hatta var. Ya geçen gün koronavirüsle ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir yere gittik. 3 kişi yemek yiyeceğiz. Oturduk falan. İşte zaten bu konu konuşuldu her yerde ya işte. Virüs minüs muhabbeti. Böyle restoranın sahibi geldi. Ben tanımıyorum. Onları samimi arkadaşım. Merhaba dedi. Ben merhaba dedim böyle. Onlar kalktılar öpüştüler falan. Abi sarıldı böyle. Dedi ki abi dedi nerelerdesin yani. Dedi ki adam da. Ya nasıl olayım abi ben dedi 3 gündür hastanedeyim dedi. 41 derece ateşle. Teşhis de koyamadılar bana dedi. Çıktım dedi. Soğuk soğuk terliyorum abi hala dedi. Ah abi ya. Ama orada gıdıdaki tükürük hala duruyor biliyor musun adamın böyle ya. Eyvah herif ya. Böyle kaldı biliyor musun böyle? Böyle bitti herif ya. Ve adam da hiç şey değil yani. Garezden ya da geyik yapayım diye değil. Samimi sorma yani. Abi, sorma abi falan dedi. Böyle yürüdü gitti. Bilmiyorum o abiye ne oldu bilmiyoruz şu anda hala. Yani Allah'a çok şükür bizim memlekete gelmedi ama gelirse de gelmez. Öpüşmeyince ayıp oluyor bizde çünkü. Abi bizde bir de öpmenin dozajı yok yani. Yani böyle tabii. Hoş geldin, hoş ben geçen gün benim enseye koydu abi ya. Enseye mi? Abi seviyoruz dedi. Buradan abi böyle. Abi bir şey olabilir böyle mi ya? Şey, o tuvalette bir de şehirler arası tuvalette. Yani elimi yıkıyorum böyle abi çok seviyorum seni ya dedi böyle. Ah kurban olurum. Ben pisuvardayken şeyi biliyorum ya pisuvarda tuvaletimi yapıyorum. Ha abi dedi hadi çekilelim fotoğraf dedi. O benim de böyle başıma geldi ya. Bütün kontrolü kaybettim falan saçmaladım yani. Bizim yani memleketin samimiyeti çok güzel çok tatlı tabii çok. Ama koronada da yani böyle sarılır sarılır yayarız yapmayalım arkadaşlar. Bu ara en azından birazcık daha dikkatli olun diyorum da aşağıda 20 kişiyiz şu anda burada hepsini de öptüm. Ama olsun sarılmayınca da moral bozukluğu oluyor karşı tarafta yani. Ama tabii tıbbi olarak önlemimizi almalıyız. Ben ne anlatıyordum ya koronavirüsüne nereden geldik? Cem abiden bahsediyordum. Ha, Cem abi onlar ha, şimdi. Ya bir tat bir doku CD'lerini biz o korsan sayesinde mesela öğrendik. Yani aslında Cem abinin bir anda çıkan ivmesi vardı 99'da. Kesinlikle katılıyorum buna. Ona da o katkıdır ama şu anda gerek yok arkadaşlar. Çünkü çok fazla zaten mecra. En azından Türk filmi, Türk içeriklerini evet, onlara bir tık daha böyle ama yapıyorlardı zaten. Tabii, şimdi bir şey dedem mi? Sağ olsunlar yani. Lütfen. O kadar tatlı oldum ki ben. Ben bunlardan birkaçını tanıyorum bu arada. Vallahi. Tanıyorum abi ve şöyle söyleyeyim. Bak Babala TV burası. Burada bir TV burası. Milyonlarca insan izliyor bizi abi. Bizde öyle bir ekip yok. Bilgisayarlar dizilmiş sanki böyle NASA roket fırlatacak aya falan. Öyle bir kadro öyle var bir falan. Tabii tabii tabii. Abi sen şşt, bu Japon tamam alt yazıyı yaz bilmem ne yap şunu yap. Görüntü sinema filmi sesi dublaj. Bunu yapan var falan şu anda. Adam oturmuş kendi dublajını yapmış Türkçe dublaj gelmedi diye buraya. Vay anasını yemin helal ediyorum. Olsun gerçek ya. Gerçek ulan Zombieland 2 ben nasıl izledim? Alt yazılarını da yaptırıyorlar. Birçok öğrenci de bu sektörden ekmek kazanıyor belki de. Sen şu an ama o kadar yükseldi ki biz de bu sektörü gireceğiz gibi duruyor şu anda biliyor musun? Film başına 300 lira alıyorlar. Film başına 300 lira. Evet. Abi böyle benim 3 gösteri yapsak var. Dönüşte gözleri açıyoruz. Yani, tamam o zaman Cem abi buradan saygılar. Ama yani dediğim gibi evet bize birçok yani evet abi yani sonuçta teşekkürler. Ama Türk filmlerine lütfen ekstra bir özen gösterelim. Bu filmde inanılmaz bir kadro var. Eyvallah. Yani bu kadronun her birini alıp tek başına bir film çeksen bile bir gişedir yani bir olaydır. Sen bu kadronun tamamını nasıl topladın? Yine eser yok filmde neden? Yani artık o bu arada da kestiniz mi? Yok dördüncü film olur olmayacağı. Olmuyor yani bir şekilde öyle bir ne bileyim işte Oğuz'la iki film yaptım. Bunda ama Oğuzhan da yok. Bunda Oğuzhan da yok. Evet. Sen bunda ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ya bak çünkü bir önceki filmin de baban sana demiş ki oğlum ayıp değil mi şu esere falan ufak bir tabii bir şey yazsaydı falan dedi demişti. Bu filmde ne tepki gösterdiler? Oğuzhan da yok çünkü artık. Burada şey oldu. Oğlum sen yoldan çıktın dedi baba. Yani sen zamanla çıktın ya dedi. Ya burada şu oluyor yani yazarken aslında kime uygunsa o aslında. Hani bir şeyi evirip çevirmekten ziyade ben daha hani senaryonun 10. sayfasında Doğu'yu aradım. Dedim ki Doğu bir karakter yazıyordum. Konyalı bir beyaz eşyacı. Ya sen oynar mısın? Geldik bir yemek yedik anlattım. Dedi ki ya ben çok yükseldim abi dedi. Oynarım dedi. Doğu zaten müthiş yani. Süper son zamanların yani en komik adamlarından. Gerçekten çok aynen seviyorum öyle. Yani o sağ olsun işin içine girdi. Sonra Onur'a gittim. Bir Antepli başka bir çapkın bir bayi vardı. Hatta Onur'dan çok da şey istedik. Saçını kazıttırdık. 10 kilo aldı falan. Bize bir tık abilik yapması gerekiyordu eyvallah hikayede. Onur işin içine girdi. Sonra Büşra geldi dedi ya bir kadın rolü falan filan hani böyle bir şey var mı? O bir rolün içine girdi. Safa geldi. Sonra ya bir sürü oyuncu var. Hani Müfit çok abiler, önemli. Deniz abiler çok önemli. Çok değerli oyuncular var. Gerçekten kıymetli bir kadroyla iş yaptık süper, beraber. Süper. Bir önceki hikayelerde kendimdim mesela. Hı. Şimdi buraya Doğu'yu aldım. Ben daha çok
denge karakterini oynuyorum. Güzel. Onur başka bir karakter oynuyor. Bir tık daha böyle bir biraz dengesini oynamak, biraz önden önceki matematiği de özetmek istiyorum. Çünkü ne yaparsak yapalım insan bu sistemi bazen eleştiriyor. Diyor ki ya o sistem çok iyiydi ama o bir süre sonra şey oldu. Ya hep aynı kadro, hep aynı şey yapıyorsun'a dönüşüyor. Biraz hani oralarda bir tık değişiklik de yapmak istiyorum. Cem abi tweet atmasın bizimle ilgili. hep aynı kadro falan biraz sonra. Virüs hep fotoğraf atıp ikimizi koymasın böyle çocuklar var. Yok şaka yapıyorum. Cem abinin kadrosu zaya çıkın bitiş. Evet. İşte film cehenneme daha büyük zaman ayırdık ya. Cem abi hadi abi tamam mı? Yok Cem abi. Ama Cem şöyle. Cem abi bir kere. Cem abi bir tane. Cem abi bir tanedir ve bizi düşünüyor en azından. Sizin gibi değil. Evet doğru. Yani sürekli matematiği değiştir, oyuncuları değiştir. Kafa karıştırma arkadaş. Evet abi her film çektiklerinde konuk almak zorundayım. Bak bu adamın ikinci kez konuk alıyorum ben. Evet. Hatta şu anda mesela sürekli aynı kadroyla film çeken birini ben buraya konuk alsam şey derim. Tamam abi bu çekimi bitirdik. Şimdi hani bir sonraki yıl çekeceğimiz filmi de konuşalım. Hani sadece gömlekleri değiştir. Tabii gömlekleri değiştir. Abi kimler oynuyor filmde? Zafer Aral. Aa tamam abi bu da çok iyi olacak derim. Kapatırıp konuyu. Bize de zaman harcattırmaz yani. Cem abi gibi profesyonel oldum biraz yani. Yok şaka yapıyorum. Cem abi de zaten şaka yapıyor. Hani o da ay, şaka yapan insan anlar demek istiyorum yani. Ya, Allah aşkına. Şu an buralar nasıl yayınlanacak? Ben buralarda varım ama yani şey yapmayayım. Yok Cem abi sen bir şey demedin ben dedim. Yok ben de diyeyim ya Cem abi öyle tercih ediyor. Öyle seviyor. Cem abi heykeli dikilesi bir adam. Gerçekten yani zekasına. Hı. Bırak onu bunu. Abi Türkiye'de kovboy filmi diye bir şey yaptı bu adam. Türkiye'de uzay filmi yaptı bu adam. Başkası yapsa hakikaten dersin. Ve iyi prodüksiyonlarla. Çok iyi prodüksiyon. Yani abi, öyle hani uzay standart filmi yapayım da folyoyla. Yurt dışında humor var. Bizim esprimiz karşı tarafa geçmez. Ukraynalı gelse mesela şaka yapsan, ben sadece Ukraynalılara şaka yaptım nasıl yani belli oldu şu an. Yok hayır sanki öyle değil. Yurt dışından bir arkadaşın geldiği zaman Türkiye'de güldüren şakaları adama yapınca anlamıyor. Netflix'te mesela stand-up şovları var Amerikalıların. İzliyorsun bazı anlattıkları sana geçmiyor abi çünkü o toplumu evet ilgilendiren bir şey. Ama Cem abinin filmlerini Amerika'da da izliyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar. O yüzden ya bu adama bizim laf söyleme şeyimiz yok. Yok ne söyleyelim canım Cem abi bir tane ya. Bir tane ya gerçekten. Ben de çok seviyorum abi. Adam. Seviyoruz Cem abi. Çok seviyoruz acayip. Şöyle bir şey var. Sinema, senin film, bayi toplantısı. Evet. Bayi... ya Cem abi burada olmasa da güldürüyor işte anladın evet mı? Çok aynen öyle abi. Gerçekten. Benim aklıma... Adam. Adam. O bizim kılavuzumuz abi. Türk mizahının kılavuzudur yani. Kurban olurum. Evet. Bayi toplantısı deyince benim aklıma acayip komik sahneler geliyor. Sen neresinden yararlandın bunu? Valla benim zaten bayi toplantısındaki çıkış olayım zaten kendi babamdandı. Yani benim babam uzun yıllar beyaz eşyacılık evet yaptı. Bayi toplantısını da çok seviyordu yani. Gittin mi sen bayi toplantısına? Babam çok gitti. Kaç yaşından fazla sonra gitti babam. Kaç yaşından sonra seni götürmeye başladı bayi toplantılara? Beni böyle bir tanesine falan götürdü ama hani böyle o bayi toplantısı dönemi değil yani. O böyle onların o gittiği dönemdeki o ben şey zannettim, aşırı Balkan sevgisi olan. Ha, onlara gitmedin mi? Onlara gitmedim. Oralara yaşım yetmedi benim de. Nasıl ben yani Balkan sevgisini anlamadım yani. Ya biraz fazla gitti yani Ukrayna'ya falan. Fazla gitti. Ben babama şey demiştim hatta onu filme de koydum. Baba dedim ya senin dedim pasaportundaki Ukrayna damgası Şevçenko'nun pasaportunda yok. Mesela bizde şöyle şey vardı. Babam bir gün Rusya'ya gitti. Rusya'dan döndü böyle yani tabii ki doğru bir şey değil ama ya Rusya'dan papağan getirdi. Hangi kafayla ne yaptıysa bu Rusya'da böyle bayağı bildiğin papağan böyle yani rengarenk, tropikal. Ama Rusya'da bu da saçma. Yani. Rusya'dan dedi ki bunu götürdüm. Bir hayvan çıktı falan filan. Hayvan 5 sene bizde kaldı. Sonra bir arkadaşım vardı. 5 sene önce hayvan hiçbir şey konuşmadı. Artık orada ne gördüyse hayvan. Hayvan böyle içine kapandı. Ya sonra yıllar geçti. Bu ana aklıma geldi. Bu hayvan niye geldi? Babama dedim ki baba ya şimdi mesela gittiniz Rusya'ya. Ben tenzih ediyorum. Yani gidip de gayet turizm gezen insan da vardır evet. Babam da onlardan biri olabilir bu arada. Burada şimdi adamı da yakmayayım ama şimdi ya dedim Rusya'ya gittin. Ya seni ispiyonlayabilecek tek hayvanı niye getirdi ya? Ya kedi getir. Ya getirdin. Ya hayvan bir kelime söylese her şey yanacak gidecek. Eyvallah arkadaşım. Ya böyle bir şey yok ya. Dedim ki bunu niye getirdin? Oğlum işte sevdik orada o zaman dedim şeydi ben de özendim falan filan ne anlattı. Sonra burada da yani onun da arkadaşları var babamın tanıdığı. Babam yine hani öyle uçuk kaçıklı bir adam değildir harbiden. Arkadaşları vardı mesela ben çocukken hatırlıyorum. Gözlemliyorsun onları, tabii onları. Anılarını falan hatırlıyorum böyle hani dükkana gelirlerdi falan. Ben en son böyle tabii hatıralarda gitmiş bu bayi toplantısını yazmak istediğim zaman bir Bursa'ya gittim. Dedim ki ya baba annem de böyle gitti ya. Dedim ki ya senin bu arkadaşların falan bir şeyler anlatıyordu biz çocukken ama unuttum. Siz de hani bayi toplantısı bu adamla
bana neler yapıyor dedi. 5 dakika anlattı, 5 dakika sonra sus dedi. çünkü babamdan soğuyordum. Hani bir de bunu çekemeyiz. Yani böyle bir şey yok. Yani gerçekten çok tuhaf hikayeler ve ben de aslında biraz Bayi Toplantısı'nın ruhunu filmin içerisinde görecekler ama biraz da o kadar maskülen, hani çok erkeksi bir yere de götürmek istemedim hikayeyi. Ve ondan sonra da hikayeyi aslında bir soygun, bir suç komedisine doğru çevirdim. Bayi Toplantısı dünyası var ama çünkü orada başka bir dünya var ve ne bileyim kadın seyircinin, çocuk seyircinin çok böyle hani içinde rahat edemeyeceği bir dünya var. Şimdi onu böyle çok coşkuyla yaşayan abiler var. Hani o dünyayı bir nebze biraz dokunup ondan sonra hikayeyi bir suç hikayesi başka bir hikayenin içerisine götürmek istiyorum. Ben yaptığım filmlerde kendi sevdiğim filmler gibi filmler yapmak istiyorum. Evet. Ben de o kadar erkeksi bilmem filmler izlemekten hoşlanan biri de değilim. Sen hangi filmleri seviyorsun? Ben mesela şimdi Adam Sandler filmlerini mesela çok seviyorum. Hani öyle filmler yapmak istiyorum. Güzel. Adam Sandler o kadar özgür olamıyorsun. O kadar olamıyoruz tabii işte. Yani çünkü Adam Sandler şu anda hani çok acayip senaryolar da yapıyor. Çok acayip prodüksiyonlar da yapıyor. Netflix'te de ortak çalışmaya başladı bu aynen arada. Aynen öyle. Orada da çok güzel hikayeler yaptı. Ya gelecekte bir tık daha Woody Allen gibi de filmler yapmak istiyorum. Tamamı şaka gibi olan ama hiç şakanın altını çizmeyen. Her şey çok absürttür ama hiçbir zaman o absürtlüğün altını çizmez hikayelerinde. Senaryoya bak oğlum. Woody Allen filminde banka soyacaklar. Bir klişe vardır. Bankanın yanındaki dükkanı kiralarsın. Bodrum kata iner. Altını kazar. Kasa odasından parayı alır. Siktir olur gidersin değil mi? Bu mantıkla bir sinema filmi çekmeye başlıyor Woody Allen. Yan tarafı tutuyorlar bankanın yanındaki boş dükkanı. Pastacı yapıyorlar abi. Çörekçi yapıyorlar. Sonra aşağıda kazı çalışmaları devam ederken yukarıda çörekler satmaya başlıyor abi baya. Bütün çörekler o kadar iyi satılıyor ki banka şeyin duvarını kapatıp zengin oluyorlar. Yani neydi o film bak. Şey Small Time Crooks. Evet. Film cehennemin okulu. Yine. Hayır. Emeğe saygı bu film makinesinden izleyin. Evet emeğe saygı lütfen. Girdiğimizden itibaren hep ilk filmiz yani öndeyiz ama tabii belli bir yerde hani ülkenin mevcut durumu ve bu virüs meselesi tabii ki de genel seyircide bir düşüklük yarattı maalesef. Ama şunu da düşünüyoruz. Şimdi ben buna mı üzüleyim? Ülkenin hakikaten huzura kavuşması her şeyden daha önemli. Biz tabii, bunu yapacağız evet, zaten. Tabii. Yani ömrümüz yettiğince bundan bir tane daha yapacağız. Bir tane de biz. Evet. Önemli olan diyorsun ki tabii ki de bu da değil. Yani o anda da insan hani böyle bir şeyi kendi önceliğine koyamıyor. Böyle olaylar yaşanıyorken diyorsun ki onlar ilk önce düzelsin ve her şey huzura kavuşsun. Evet. Zaten biz bunu bir tane daha yaparız. Seyirci de bir şekilde bekliyor ve abi, filme gitmek istiyor hakikaten. Nasıl kaybedersiniz biliyor musunuz? Olayı cephede, olayı başka bir yerde kaybetmiyorsunuz abi. Bu adamlar sinema filmi çekmeyi bırakınca kaybediyorsunuz. Ya da başka adamlar sanat yapmayı bırakınca kaybediyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü işte o zaman bize düşman olan insanlar başarmış oluyor. Çünkü bir ülkenin can damarlarından birini söküp atmış oluyor. Tadını kaçırıyor. Aynen öyle abi. Yani ben eve bütün moralimi bozdum. Acayip bir moralsizlikle geldim. Oturdum abi. Açtım Netflix platformunu. Senin filmini açtım. Yemin ediyorum size uyumamı sağladın. Güldüm çünkü. Rahatladım. O gerginliğimi attım dışarı yani. Çünkü hepimiz şuraya geldik. Hem ülke gündeminden aynen hem öyle. Hastalıklardan. Herkesin bir de kendi dertleri var. Yani biz dertsiziz de gündemi açıyoruz. Öyle dertleniyoruz gibi bir durum da yok. Kimisi arkadaşıyla arasını bozuyor. Kimisi ailesiyle problem yaşıyor. Kimisi sevgilisiyle problem yaşıyor. Zaten problemli insanlara bir de yaşadığı çevrenin problemini yansıtınca sinirleniyor insanlar. Siz iyi ki varsınız abi. Eyvah. Hepiniz sizde biz de vallahi billahi rahat ediyorum. O yüzden senin gibi bu zor dönemlerde de hiçbir şeyden korkmayıp aslanlar gibi işine yapan adamlara da buradan bir alkış alıyorum. Sizleri de öyle. Abi ülke okulumuz da var olacak, eğitimimiz de var olacak, sinemamız da var olacak, tiyatromuz da var olacak. Bizi sanat yapmaktan asla geri bırakamayacak bu olaylar diye düşünüyorum. Sana sinirli abi. Aynen ya ben öyle. Buraya gidiyorum. Aynen. Bir tane geyik olsun diye kötü kötü uyuduğum bir fotoğrafı koydum story'e. DM'den biri şey yazmış. Ünlüsün ya uyursun tabii yazmış. Ya bizim bile öyle ya. Bir şey sinirleniyorsun trafikte bile. Açıyorsun camı adam tanıyor. Bir şey derken kalıyorsun falan filan. Sen abi benim kaç kere başıma geldi. Değil mi? Hatırla. Yan camı açtım böyle ne var dedim. Abi severek izliyoruz dedi. Teşekkürler. Ulan eskiden bir kavga edebiliyorduk. Onu da elimizden aldınız ya. Bu piyasayı bizi bitirdi ya falan. Onu ciddi alanlar olur şey yapmasınlar. Hani abi istediklerini verelim deyip. Değil mi? Abi, değil mi? Tamam gel tanımıyormuş gibi. Daha uzak, açmadan. Gel falan deyip, değil mi? Daha camı açmadan falan. Aynen. Direkt böyle cam levyeyle böyle giriyor. Hayret bir şey. Bunun için yüzde kaç veriyorsun? Ben %70'lerde olduğunu düşünüyorum bah, hikayeni. Güzel. Yani seviyorum yani güzel. Hikayedeki duyguyu. Yok abi senin dediğin gibi önceden çektiğin işler yaptıkların yapacakların teminatı zaten. Ben eminim bu filmde bayağı bir güzel olmuştur. Ben bütün eleştirileri okuyorum. Hepsini değerlendiriyorum yani. Herkes yazıyor, görüyorum, okuyorum arkadaşlar. Küfürleri hariç, o küfürlere geçen sefer takılmışsın. Geçen sefer takılmışsın, yok. İlk yapmayın, lütfen. Hani. Lan yavşak! Bak, yapmayın. Yapmayın, izleyeceksiniz. Bak. Küfür etme. İzlemeden yorum yap. Evet abi. Küfür etmeyin. Gönlünün lüzumu yok. Lütfen. Aynen, yani, lütfen. Yoksa alayınızı yani, yapmayın. Yok, yok, yapmayın. Küfür edecek bir şey yok. Yani sevmiyorsan. Onlar. Takılma onlara İbo. Onlar pis insanlar onlar. Ama şey kendini ya. Kendini ifade edemeyen adam küfüre başvurur.
koyayım. Evet. Aynen. Seyirci tepkisi diyorum ya, çok önemli abi. Ben mesela Recep İvedik 4'ü HD film ya yine oraya geldik. Abi adam sinemaya kamerayı koymuş. Ben de kınamak için baktım. Hani altına yorum yazdım. Abi bu kadar da olmaz falan diye yazacaktım. Seyirci mesela gülüyor abi deli gibi. Seyirci de mesela biz Ahlat Ağacı'nı izledik. Benim izleyiciyle izledik. Sine Maksimum'da. Böyle 1000 kişiyle falan izledik. Kelebekler vallahi filmi. Tabii kelebekler filmi. Aa ne güzel. Bunu keşke senin filmi de yapsaydık ama ne inşallah güzel bir sonraki filmi. Vallahi yapalım ya, çok çok güzelmiş. Ben diyorum ki buradan şu saatte kim gelir diye bir şey yapıyoruz. Çünkü 44.000 45.000 başvuru alıyoruz. Oradan benim çocuklar oturup psikopat gibi sabaha kadar seçiyorlar. Hani böyle bir abi şık falan yap, öyle bir tip gelmesin diye böyle sağ olsun bakıyorlar. 1000 kişiye falan indiriyor. Sine Maksimum'da Cevahir sağ olsun kapatıyor iki salonunu abi. Hep beraber izliyoruz. Bak Ahlat Ağacı 3,5 saat film. Herkes kalkıp gidebilir abi. Kapı açık orada. Seans değil bir şey. Aynen değil. Öyle. Kimse kalkmadı. Çılgınlar gibi alkışladılar. Çünkü bu normal bir YouTube kanalı değil. Bu Babala TV ve izleyicisi de Pinch. İşte bu. Aynen bravo. Kelebekler filminde Tolga yönetmen döndü bana dedi ki oğlum dedi burada dedi aldım ben dedi ilk defa tepkileri. Gerçek tepki çünkü yani dönüp böyle yapıyorlar mesela işte. Hocam burası güzel aferin falan diyor. Baya onay alarak böyle sırt sıvazlayarak falan izledik. İnşallah bu filme olmadı yetişemedik. Çok da çünkü yoğun bir seninle programın vardı ama inşallah sözünü alalım. Bu adam zaten devam ediyor yoluna her türlü. Valla benim için de harika olur ya, müthiş bir şey olur yani. İzleyicisine bir sonraki film için de şimdiden söz verelim. Gidelim abi izleyelim hep beraber. Çok zor. Ya Acun abinin şey hikayesi çok güzel ya. Şimdi bak o hikayeyi de buradan atacağım. Bir gün bir DM geliyor Acun abiye. Bir arkadaşımız yazmış. Survivor'a şöyle katılmak istiyorum, böyle katılmak istiyorum, canımı veririm, ben bu iş için yaratılmışım, parkurları bana bırakın bilmem ne falan. Böyle bir mesaj. Telefonunu bulmuş. DM değil pardon, telefonunu bulmuş. Bayağı mesaj atmış. Tabi Acun abi tanımıyor yani, dönmemiş falan. 3 ay sonra aynı telefondan bir mesaj da. Abi ben gelemiyorum. Çok iyi lan. Ya muhteşem. Acun abi bu piyasada bu meslekle alakalı hakikaten destek veren, sevdiği insanlara destek olan ve hani bir şekilde yanında durmaya çalışan aynen, biri. Aynen, aynen. Hani o yüzden de yani dediğim gibi bunu da çok gösteren biri de değil inan bana. Değil, değil. Üç adam dönemi de yaptık birlikte. Ben 3 senedir TV8'e hiçbir alakam yok bu arada. Evet ya. Evet. Hiçbir şey mi yok? Hiçbir iş yapmıyoruz maça birlikte. Maça gitmiyorsun şeye ayak topuna. Yok onu arada gidiyoruz. Onu en son evet, abi evet, en son artık onun zirvesine çıktım bıraktım. Evet. Acun abi, Ali Koç, Oğuzhan'la ben maç yaptık. Hayatımda kendimi ilk defa bu kadar fakir hissettim biliyor musun? Şu var, Acun abi de kendini fakir hissediyordu. Yani çünkü abi Ali Koç var abi. Evet abi. Ali Koç'la oynuyorsun yani. Her sayıldığında mutlu oluyorsun. O kadar zengin ki onun adını mutlu oluyorsun. İnşallah yenileri izliyorsun. Balya balya para koymuşlar, top onlara çarpıyor. Kendileri oynamıyor bile yani. Yani. Ya geçen gün gittim. Normal böyle gecenin ikisinde toplantıya gittim. Çalışıyor adam sürekli abi 7-24. Gittim böyle maç yapıyorlar yine. Murat Boz var, selamlar. Herkes orada falan filan. Ne haber dediler, devam ettiler maça. Ya ne olabilir ki yani? Ben orada kenardan izleyeyim de mutluyum böyle. Herkes maç yapıyor. Ben de oynarım falan filan durumundayken. Bir anda bir bağırış çağırış abi, tamam mı? Tabii. Dedim ki ne oldu acaba? Herkes birbirine giriyor. Sonra Acun abi her yere kamera koydurtmuş. Evet. VAR sistemi yaptırtmış. O sizin 2-2 oynadı. Evet evet evet. Abi ekranlar geldi. Ben böyle tartışmayı uzaktan izliyorum. Acun abi böyle yaptı. Oğuzhan bir bakar mısın dedi. Tamam dedim ki. Ay. Ay çok kötü. Abi bana ekranı gösterdi. Koydu böyle ekranı. Oğuzhan dedi burada top dedi. Çizgiye değiyor mu? İçinde mi dedi top, dışarıda mı dedi. Yavaşlatarak izletiyorlar. Lan sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum. Herkes böyle ekrana odaklanmış. Lan biri de dönüp tüyo vermiyor ki. Bu top içeri girerse mi Acun abiye faydalı? Dışarı çıkarsa mı Acun abiye zaten faydalı? Acun abi de onu soruyor. Bana faydalı olanı şeyi seçiyor musun, seçmiyor musun? Abi zaten onu ben de böyleyim Acun abi. Abi dedim hangisini istiyorsun? Abi dedim artık böyle şu herhalde dedim. Bütün olay benim üzerime yıkılıyordu. Murat Boz en uzaktan böyle yapıyor bana. Hayır. Girme diyor o konulara, girme no diyor. Acun abi hakikaten o kadar yardımsever, tatlı bir adam ama o kadar da hırslı yani. Hırslı abi. Tabii. Bir oyun bitmez yani. O kazanana kadar ben böyle yani bir maçı 10 dakika daha uzak, 10 dakika maçı kadar maç yaptığımızı biliyorum Meksikalılarla yani. Meksikalılarla berabere mi kalmışlar, Dominik'te bir şey olmuş. Abi revanşı için evinin yanına futbol sahası yaptırdı. Bir futbol sahası ne kadar sürede yapılır bilmiyorum. Bu futbol sahası ne kadar sürede yapıldı biliyor musun? Exatlon'un sunuculuk yapıyorum o zaman. Sabah Exatlon'a gittim. Öğleden sonra Exatlon'dan kaldığım yere dönerken saha bitmişti abi. Tabii. Tribünü ve ışıklarıyla beraber. Kamera yerleri falan filan. İnanılmaz yani. Yapıyorlar. Ulan. Abi ben şunu biliyorum. Yenildi Dominik'te. Pardon Arjantin'de o zaman iş yaparken yeniliyor. Maç yapacaklar iki gün sonra. Türkiye'den bir arkadaşımızı maç için Arjantin'e getirdi. Çocuk çalışıyor. İş yerinden iki gün izin aldı. Arjantin'de maça geldi. Yendiler. Sonra çocuğu geri yolladılar. Üç günde çocuk Arjantin'e gitti. Transfere bak. Hani 9-10 maçın var diyorsun. Nerede? Arjantin'de. Abi yani. Ben FIFA oynuyorum. Oyun konsolunda Acun abiyle oyun oynuyorum. Biz gol attık Acun abilere. Ama biri de bana bunu demedi ki Acun Medya'dan bunu gol atmayın Acun abiye diye. Abi böyle bir şey yok abi ya. Abi bak dedi ki bu offside değil mi? Dedim abi oyun, oyun bu. Oyun bu. Yani hani oyun karar vermiyor mu dedim offside olur mu? Lan dedi bu dedi offside değil mi bu? Açtı böyle Türkiye'nin en ünlü hakemlerinden birini görüntülü aradı dedi. Abi dedi bu offside dedi bu.
Ya olacak ya, işte. Ya inanılmaz ya. Ya ben buna inanırım inanılmaz. Abi. Ayak tenisinde aynı şekilde abi. 3 gün boyunca sürekli aynı video atıp işte burada haksız kazandınız. Bu videoyu attığınızda burada top içerideydi falan diye dediğini biliyorum. Peki yani. Şunu ne diyorsun? Biz sanırım 5 dakikaları Acun abiye yapıştırıyoruz. Evet. Ya yani gelecek sene filme kadar gönlünü alırım. Ya benim haftaya programım var abi. Ya İbrahim. Hayır İbrahim. Sakın bir daha Acun abi bakma böyle şeyler konuşma. Hırs çok iyidir. Başarılı insanlar evet. Hırslı olmalıdır yani. Evet. Sen de niye hemen şey yapıyorsun doğru, Acun doğru, abi? Doğru. Kurban olurum Acun abi. Hoşçakalın. Doğru Acun abi. Acun abicim kurban oluruz. Çok seviyoruz onu da. Abi ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu ediyorsun bizi. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Estağfurullah her zaman yani çaya çorbaya da gel. Film çekme. Gel oturalım. Evet evet. Başkası çeksin onunkini de konuşalım burada. Çok güzel olur. İstediğin zaman bizim mecramız, kapımız, kanalımız her zaman senindir. Biz de bu her zaman buranın izleyicisiyim zaten. Kurban her zaman da burada olmaktan dolayı çok mutluyum, gururluyum. O zaman bayi toplantısı filmiyle İbrahim Büyükak konuğumuzdu. Sizin film ne kadar izlenir acaba? Arkada da İlker abilerin filmi var abi. Piçlik yapıp aslında İlker abinin bölümünde konuk olması gereken o ufak yavruyu buraya şu anda getiririm. Senin evet. Filmine gelirim mi? İlker abi gelmedi değil mi daha? Tamam. İlker abi kusura bakma. İlker abi kusura İlker bakma abi. Çünkü yani... Bunu izlediğinde öğreneceksin. Küçük esnafta da bizde oynamıştı. O zaman bak... Su. Su abi içsin içsin. İçsin su abi. Bu da çay içersen buyur canım. Bizim sushi domates çorbası içiyor. Vallahi mı? Enteresan. Çay içer misin? Adı nedir? Mitril. Dünyanın en akıllı köpeği. Pişt, ne haber? Abi umurumda değil. Normalde köpek olsa diye böyle koşturuyor ortalığa. Evet, hepimizden daha zaten dolu dolu bakıyor. İkimizden de bence. Bize ne yapabilir şu an? Dönüp şey yapıyormuş değil mi? Ne yapayım abi? Ben bir köpeğim sana ne yapayım abi? Bak ben, bu beni ikna ederdi deseydi. Ama demedi. Birçok şey yapabiliyor. Kardeşim git geri. Aş. Utan. Ah kurban olurum sana ben. Bu arada arkadaşlar, Mitri bayi toplantısında yok. Yok. O İlker Ayrık'ın sinema filmi var. Çıkacak, onda oynuyor ama İbrahim'le nasıl büyük bir şey varsa, çevre varsa demek ki oradan oluyor onu getiriyor. Biraz sonra da Osman Krause burada olacak. O değil, filmle alakası yok değil mi? Çok teşekkür ederiz ya. Dur dur, İlker abi mi geldi? Geldi hocam. Geldi abi. Ha, İlker abiler geldi, hemen al Mitri'li. Al Mitri'li al. Mitri'li al. Mitri'li al. Mitri'li benim filmin tanıtımında kullandık abi. Helal et, Mitri'li helal et abi. İlker abi, Mitri'li geldi. Mitri'lini azıcık kullandık abi. Olmaz ama olmaz. Eyvallah. Abicim nasılsın? Abi nasılsın? Hoş geldin. İbrahim'in filmi biliyorsun bayi toplantısı. Biz onu tanıtıyorduk. Şimdi sizin filmi tanıtacağız ya. Evet. Ama Mitri'li önceden geldi. Sizin filmde olsun, oynayan ufaklık. Olsun biz Mitri'li meşhur etmeye geldik. Doğru aynen. Yerde şu an. Ama biz yanlış bir algı yapmış olabiliriz. Ne gibi? Yani Mitri'li sanki bayi toplantısında oynuyormuş gibi. Biz çünkü gözüküyor. Öyle de yaptı ama köpeğin suçu. Çok bana çok evet, hevesli. Böyle böyle yaptı bize. Çok yaptı. Abi aynen. Bizi o kandırdı biraz yani. Biraz hayvanın ama, karakterini sorun var. Ama izleyen anlar ya bayi toplantısında. Olmadığını değil mi? Anlar mı? Abi şöyle yapalım o zaman. Doğu'yu da sen o zaman İlker abinin tanıtımına gönder. Abi o da anlaşılır. Göndereceğim oğlum. Tamam. O da anlaşılır abi. Anlaşılır mı ya? Abi. Hadi ya. Çok o da anlaşılır. Bir de Doğu'da bu numaralar da yok. Yani gelir gelmez yani. Doğu'da hani Doğu o kadar etkileyici değil yani. Gelir durur. Olmaz yani. Abi o zaman hakkını helal ediyorsun. Abi helal et. Abi helal olsun. Helal et abi. Abi hayırlı olsun. Hayırlı olsun benim abi. O zaman İbrahim Büyükak'ı uğurluyoruz. Ne yapıyorsun? Dur sana ses takacağım. Dur. Şu gömleğin hışırtı yapmasın. Evet Berk'cim bir ses ver bakalım. Ben seni göremiyorum. Sen beni görüp ne yapacaksın buna koyayım beni? Çok saçma lan böyle bir şey yapmadık ki. Evet Pinch bütün sterilliğiyle devam ediyor ve şu anda sosyal mesafemizi koruduğumuz için Berk Uçar kendi evinden Peze Berk'i sunmak için masamızın üstünde şu anda. Yeni haberlerle karşınızdayız. Tamam şu an duyabiliyor musun? Evet. Tamam şimdi senin bizi duymanın hiçbir önemi yok amına koyayım. Bizim seni duymamız lazım. Şimdi bu Peze Berk. Gülme bir de orada hala gülüyor. Dünya patladı herif hala gülüyor ya. Bu arada kıyafetlerim kıyafet. Şu anda... kıyafet nedir lan? Kaya girerken giyilen bir şey mi? Evet buyurun. Yeni bir haberle başlayalım isterseniz. İsteriz önümüzü bekliyorum. İsteriz. İsteriz. Evet. Arabalara çarpıp kaçtı, hız sınırını aştı. Polise yakalanınca bu arkadaşımız savunmasını şöyle yaptı. Köpeğime araba kullanmayı öğretiyordum. Vallahi bugün koskoca hükümetin sergilediği birçok bahaneden daha iyi biliyorsun. En azından insanı tebessüm ettiriyor. Evet, sıradaki habere geçelim. Tayland kralından koronavirüs karantinası. 20 kadından oluşan haremiyle Alpler'de otele kapandı. Kral. Bundan sonra hani diyorlar ya bana sen nasıl bir kralsın. Tayland kralıyım. Helal olsun lan. Tebrikler. Bir de Alpler'de bir otele kapanmış kendisi. Alplerin anneleri falan evde değil miymiş? Evet. Akıl almaz olay.
bir dene bakalım. Sokağa çıkma yasağının böyle derdi diye başlık var ama tabii siz görüntüyü göremediğiniz için şöyle açıklayayım hemen. Ulan, normalde burada program yaparken görüntüyü gösteriyor muydum ona koyayım? Siz diyor görüntüyü göremediğiniz için diyor anlamadınız. Bugüne kadar 55 bölüm pezeberk çektik. Hangisinde görüntü gösterdin adam? Şimdi ben görüntüleri hazırladım ama bu sefer de burada ben kendim görüyorum. Ya biz tamam. Tüm dünya koronavirüsüyle boğuşurken Kuzey Kore füze denemesi yaptı. Ulan ne istiyorsun bizden? Ne dememizi istiyorsun? Oo diye bağıralım mı? Tabii işte füze atmışlar. Hayırlısı olsun Berk. Bence bu sen ne yapıyorsun? Aşiret evinde misin şu anda? Arkanda asıl olan şey nedir ya? Kendisi ev dekoru olarak bizim evimizin. Hepinizi öpüyorum. Evet. Şeyma da bir el sallasın bakalım izleyicilerimize. Şeyma Hanım buyurun siz de bir el sallayın. Hiç hazır değilim diyor. Ya bize ne lan? Biz hazır mıyız? Gel buraya. Çok seviyoruz sizi. Biz de sizleri çok seviyoruz. Dünyaya saçma sapan duyarlı bir sosyal mesaj ver de bitirelim. Umarım biter de işte kavuşuruz. Ve pezeberk sona erdi. Oğlum alkışta yetersiziz. Büyük sıçıyoruz. Topla mahalleye gel alkış. Şeyma sen de gel. Alkışlıyoruz. Gel. Hadi. We are the world. Kardeşim dikkat et. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Annemlerle aynı evde kaldığımızı düşünsene karantinada. Çok güzel olurdu ya. Çok özledim. Ama deliriyorsun. Oğlum ailemizi hepimiz çok seviyoruz. Ama üniversite yıllarını falan hatırla mesela. Aileden uzak başka bir şehirde okuyorsun. Yanlarına gidiyorsun özlemle. Ama o özlem ne kadar sürüyemiyorsun? O kapıdan ilk giriyorsun ya. O böyle sarılıyorlar ya. Seni gördükleri zaman yüzlerindeki mutluluğu görüyorsun ya böyle. Oğlum anne babam şah olsun gel falan. Hani böyle o an var ya. Sarıl siktir git aslında biliyor musun? Bak en güzeli o. Abi oturuyorum. Çok özlemişim evet ailemi. Nasılsın? İyi. Okul nasıl gidiyor? Böyle gidiyor. Şöyle gidiyor. Abi tamam bitti konu bitti. Ulan Antalya'da okuyorum ben. Sabahlara kadar barlarda pavyonlarda takılıyorum. Ailemin yanına gitmişim. Akşam 9'dan sonra diyorlar ki bana nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun bu saatte? Kurban olurum. Onlar da işte öyle ya. Çok tatlılar. Ama bence bizim aile böyle. Yok birçok insanın ailesinde böyledir. Açık görüşe gidiyorduk ayda bir saat. Ya babam hapishanede açık görüşe gidiyoruz. Açık görüş yani nasıl bir şey? Çok kıymetli bir şey bizim için öyleydi. Çünkü dokunabiliyorsun babanıza. Normal görüşler cam var bu kadar kalın. Telefonla konuşuyorsunuz böyle camda karşılıklı. O yüzden açık görüş kıymetli çünkü dokunabiliyorsun sarılabiliyorsun. Ayda bir kere bir saat oluyor bu açık görüşte. Gidiyorduk babamın yanına. 10 dakika böyle çok özledik. İşte bu haksızlık son bulacak. Şöyle olacak böyle olacak falan filan. 10 dakika. Babam 15. dakika şuna başlıyordu böyle. Evet evet hepinizi çok özledim ya. Bu ne lan? Ya bu ne ya? Bizden daha değerli ne olabilir lan hücrede? Ah be baba. Yoksa bizim ailede mi lan sadece böyle? Yok be oğlum. Birçok arkadaşım benim sıkılıyor ailesinin yanına gidince. Ay bak sevgiyle sıkılmayı karıştırmayın birbirine. Onlar ne biliyor musun? Yok yok tamam. Pinch bitti. Hepinizi çok seviyoruz. Hoş çıkın inşallah. Dur birlikte yapalım da. Sanki çok kalabalıkmışız gibi olsun.